Efendim hayırlı sahurlar, hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Kanal D'de ekranlarında Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla sahur vaktine hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı sahurlar. Nasılsınız hocam? Şükürler bugüne olsun. Elhamdülillah. Ramazan bereketiyle geldi, sağlıkla geldi, afiyetle geldi, huzuruyla geldi. Vücut da alıştı. Şimdi biz birkaç gün önce de ben uyku düzenini, efendim yemek düzeni biraz öyle ayarlamaya çalışmıştım. Zaten birkaç Şaban ayında vesaire nafile oruçlarla da hazırlanmaya çalışıyor insan. Dolayısıyla Ramazan'a alıştık. İşin zor tarafı Ramazan bittikten sonra yeme düzeni, uyku düzenine alışmak zor olacak. Evet. Tekrar. O dönüşü sağlamak zor oluyor. Evet. Evet. Vücut neye alışırsa onu istiyor. Bir ara ben affedersin çok alçak yastıkta yatıyordum. Geçenlerde bir işte ufak bir rahatsızlık, reflü olabilir falan, yastığını yükselt dediler. Şimdi alçak yastıkla yatmak insana zor geliyor. Alışkanlıklardan dolayı. Evet, alışkanlık önemli. Peki, sevgili izleyenler, bugün kaçırmamanız gereken hem konular var, hem de bugün inşallah birkaç gündür de hocamız duyuruyorlar, teravih bahsinin konusunu hocamız anlatacaklar. Bugün tatbikatlı, yani uygulamalı. Evlerde şimdi uygulamalı, evlerde teravih kılındığı için tamam. 2, 4, 6 nasıl kılınır onlar ayrı bir konu ama nasıl okunacak? İkişer kılınırken nasıl okunuyor? Dörder kılınırken nasıl okunuyor? Efendim Sübhaneke nerede? Ettehiyyatü nerede okunuyor? Aralarda ne söylememiz gerekiyor? Bunları tatbikatla burada uygulamayla gösterelim inşallah. Evet. Uygulamalı olarak ilerleyen dakikalarda, bölümlerde inşallah izlersiniz. Ama sorularınız varsa teravih namazı ile ilgili şimdiden yollayabilirsiniz. Video olarak da yollayabilirsiniz. Yazılı olarak da bize yollayabilirsiniz. Telefonumuz varmış hocam. İsterseniz açılışımızı telefonla yapalım. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı sahurlar. Duyabiliyor mu izleyicimiz bizi? Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı sahurlar. Teşekkürler. Buyurun efendim. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Sizin de inşallah. Benim hocama bir sorum var da ben aşırı derecede takıntı hastasıyım hocam. Hani fazla derecede titizlik üzerine. Yani çok fazla her yer pismiş gibi hiçbir yere dokunamıyorum. Hiçbir yere hani elimi süremiyorum. Geçmiş olsun. Buna dair benim sorum olacaktı. Şu anda hepimiz öyleyiz. Yani hepimiz öyleyiz. Hiçbir yere dokunamıyoruz. Hiçbir yere el süremiyoruz. Yani şu anda toplum öyle biliyor musun? Ama bu tabii sizin gibi daha farklı. Yani evet. Hani evin içinde sanki işte kapı kolları pis, orası pis, her yer pismiş gibi hissediyorum ve bu bende hani sürekli olan bir şey. Kaç yıldır yani, var? Yani sildiğim yeri unutuyorum, tekrar siliyorum. Emin olamıyorum. Kaç yıldır yani böyle? Çok fazla, kat fazla. Kaç yıldır böyle? Ya yaklaşık 5-6 yıldan fazla aslında ama şu 2 senede daha fazlalaştı. Yani yeni evliyim hatta ben. Ama hayatı eşime de kendime de zindan ediyorum yani o derecede. Geçmiş olsun. Ya mesela günde yani 3 kere 5 kere hatta bazen 6-7 kere banyo yapabiliyorum. Ve bunu eşime de yaptırıyorum. Ya o derece yani size şu an anlatamıyorum ama ileri derecede ne yapacağımı artık bilemez duruma geldi. Şimdi anladım. Ben tabii gerekeni söyleyeceğim ama bunun doktorluk tarafı vardır. Herhalde siz tedavisine vesaire gitmişsinizdir ama... Hocam 2 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Güzel. Ama herhangi bir... Onları ihmal etme ama ben size inşallah gerek hadislerde gerek bu tür konuları içeren kitaplarda tavsiye edilen dualardan yapmanız gereken vazifeleri Peygamber Efendimiz'in yaptıklarından örneklerle sizin ikna olacağınız şekilde size inşallah cevap vereceğim. Ya inşallah hocam çünkü hani ben namaz kılamıyorum, Kur'an okuyamıyorum. Çünkü hani kılıyorum ama bunları hep ben lisanen yapıyorum. Beynim, aklım hep başka yerde. Orası pis, burayı sileceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kafam sürekli bunlarla meşgul. Ne Kur'an okuyabiliyorum, ne namaz kılabiliyorum. Ya orucu... Yani. Daha çok temizlikle ilgili öyle anlaşılıyor. Evet daha çok. Yani mesela şu virüs beni o kadar etkilemiyor diyebilirim. Hani virüsten ölecekmişiz etkilemiyor ama beni bu derecede oluyor. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum ama bu çok fazla yani. Peki.
Peki. Geçmiş olsun. Allah notumuzu aldık. Versin. Biraz sonra inşallah cevap için cevap döneriz tekrar hocamıza. Teşekkür ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı sahurlar. Bir telefon daha var. İzleyicimize merhaba diyelim. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı sahurlar. Geceniz selam mübarek olsun. Hocam. Aleyküm selam. Buyurunuz selam, efendim. Selam. Rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Teşekkürler. Tanıyalım sizi. Nereden arıyorsunuz? Arıyorum. İstanbul'dan. Peki biraz bahsedin, neler yapıyorsunuz? Evde olduğunuz bugünlerde evde nasıl geçiyor zaman? İşe gitmiyorum. Çocuklarla beraber evde güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Nedir peki hocamıza sorunuz nedir? Benim eşim sağlık personeli. Evet. İki gündür orucunu tutuyor ama torunların içinde falan bayağı bir zorlanmışlar. Hani tutmasa bir sakıncası olur mu? Çalışıyor mu şu anda? Çalışıyor hocam. İftara da gelemiyor. Evet çalışıyor. Peki çalıştığı yerde sürekli gündüz oruç vaktinde sürekli orada mesai mi yapıyor yoksa dinlenme imkanı var mı? Onun da ona göre herhalde oruca göre ayarlanır nöbetleri vesaire. Mesai saatleri içinde sürekli çalışıyorlar hocam. Sürekli çalışıyor. Peki. Var mı başka sorunuz? Anlaşıldı. Hocam benim bir sorum daha var size. Evet. Bu beni çok rahatsız ediyor. Evet. Benim kayınvalidemle babaanneler, dedeler miras yüzünden küsmüşlerdi. Evet. Babaanne de 15 gün önce rahmetli oldu. Ve anladım. Torunlarına bizlere özlem çekerek gitti. Ve benim annem ziyaretine gitmişti kendi annem, kız kardeşimle. Benim oğlumu çok görmek istemiş. Ve böylece rahmetli oldu. Bu beni çok üzüyor. Evet. Onlar küs oldukları için bizi de göndermediler, bizi de görüştürmediler. Vefat edince ya evet. Git de bilem kıymetin ya öl de bilem demiş Fuzuli. Ölünce tabii kıymeti anlaşılıyor. Ama evet. Tabii ölünce iş işten geçiyor. Ölmeden önce kıymetini bilmek lazım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz yoksa? Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Selam ediyoruz. Sağ olun. Evet hocam birinci telefonla dilerseniz başlayalım. Takıntı, vesvese, şimdi, temizlikle ilgili özellikle. Biz vesvesenin Kur'an-ı Kerim'de şeytandan olduğunu öğreniyoruz. Yani vesvese aslında hoş bir şey değil. Müslüman, inançlı insan iradesine hakim olur, dirayetli olur, nerede ne yapacağını bilir, ölçülü olur. Müslümanlık eşittir, dengedir. Her şeyi ölçülü yapmaktır. Buna da hak denir. Her şeyin hakkını vermektir. Abdest alacağız diyelim. Oradan başlayayım önce. Abdeste elleri, yüzleri, ayakları yıkamak ve başı meshetmek farzdır. Üçer defa yıkamak sünnettir. Ovalamak, isbâhul vudu deniyor. O da sünnettir, müstehaptır. Burada abdest alırken ne kadar su harcayabiliriz? Akarsu içerisinde, akarsuda abdest alırken ashab-ı kirama Peygamber Efendimiz israf etmeyin diyor. Ya Resulallah akan suyun israfı mı olur? Zaten akıyor gidiyor. Olsun. Siz gerekenden fazla kullanmayın. Şimdi anlıyoruz bunu. Tabiat bozulunca, sular kirlenince kıymetini ve suyun akarsuyun da kirleneceğini şimdi öğreniyoruz. O zamanlar yoktu o kadar öyle kirlilik. Ama o zamandan dikkat çekiyor. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar bir suyla abdest almıştır? Burası önemli. Abdest temizlik takıntısı olan. Bu belli olan mi hocam şu anda? Belli tabii. Allah Allah. Belli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu da çok uyuyor. Evet. Aşağıya yukarı bu bir sağdır. Yani bir tastır. Bu bir tas su namaz abdesti için fazla fazla yeter. Hocam ben şahsen herhalde alamam bir tasla. Yani yetmez daha doğrusu. Yeter. Neden? Elimizi bakın durgun suda nasıl abdest alınır o da ayrı bir konu. Her zaman çeşme yok ki, ibrik yok ki. Bazen durgun tas var. Nasıl abdest alacaksın? Döken de yok. Evet. O zaman başına. Ne yapacaksın? Hafif eğeceksin. Önce ellerini yıkayacaksın. Eğer durgun suda abdest alacaksan. Bu eski çağlar için söyleyeyim. O zaman böyle imkanlar yoktu. Şimdi her şey var. Musluğu açar. Sonra
ağzına burnuna su vereceksin. Sonra yüzünü yıkayacaksın. Suyu içine damlatmadan, düşürmeden elinle alıp. Sonra efendim eğeceksin hafif sağ koluna. Ondan sonra eğeceksin sol kollarını yıkayacaksın. Sonra başını mesedeceksin. Sonra ayaklarını yıkayacaksın. Bu yetecek. Bir tas. Bir tas su. Abdest, peygamberimizin abdest suyudur. Gusle gelelim. Peygamber Efendimizin gusül suyunun miktarı bellidir. O da yaklaşık 3 tastır. Allah Allah. Evet. Şundan 3 tas ya da yaklaşık 3 litre, 4 litre arası gusül abdesti için yeterlidir. Şimdi biz, ben de dahil, gusül abdestinde duşta ne kadar su kullanıyoruz? Temizlik için ne gerekiyorsa yapalım. Doğru ama abdestli olmak için ayrıca bu kadar suyu israf etmeye gerek yok. Şimdi takıntısı olan insanları biliyorum. Olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha. 10 tane bundan versen yine abdesti olmuyor zannediyor. Banyoya giriyor, tonlarca su harcıyor. Olmadı, şurası kuru kaldı, burası acaba değmedi vesaire. Bir o kadar su daha harcıyor. Hala çıkıyor, kafası orada. Acaba oldu mu? Oldu kardeşim. Sen kendini eziyet etmeye başladın. Ölçü ne olacak? Takılmamak için ölçü. En güzel örnek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Madem bir tasla su almış, ben ondan daha mı takvayım? Ben ondan daha mı Allah'a yakınım? Ben ondan daha mı iyi biliyorum? O zaman ben bir tas suyla abdestimi alırım. Ölçü o. 3 litre, 4 litre suyla ben gusül abdesti alırım ve tamam derim. Ölçü o. Bir şey daha söyleyeyim. Mâ-i müstamel kullanılmış suyla abdest alınmaz biliyorsunuz. Üzerinize sıçraması da, damlayan suların üzerine sıçraması da doğru değil. Evet. Çünkü günah kirleri de var. Zaman içerisinde aradan 50 sene, 100 sene geçince bu titizlikten dolayı önlük yaptıranlar olmuş abdest alırken. Bu da bir takıntıdır. Üzerime su sıçramasın diye önlük giyenler olmuş. Hatta ulemadan, mutasavvuf ehillerden de böyle yapanlar olmuş. Hasan-ı Basri'ye oğlu demiş ki, sana da bir önlük yaptırsak. Eğer önlük gerekseydi peygamber yaptırırdı. Cevap. Peygamberin yaptırmadığı bir şey ben yaptırmam diyor. Dolayısıyla suyu kullanmada bu konuda peygamberi örnek alacağız. İki, şeytanı en çok rahatsız eden İhlas suresidir. Ayet-el Kürsi'dir, İhlas suresidir. İhlas suresini vesvese için çok okunmayı tavsiye ediyorlar. Ne kadar okuyalım? Tabii insanın bir orada da haddi aşmamak, nefsine zulmetmemesi için ortalama 100, günde 100 tane İhlas suresi vesvese için okunur. Ayet-el Kürsi okunur, Felak, Nas okunur. Üçüne birden Ayet-el Kürsi ayrıdır. İhlas, Felak, Nas'a muavvizat denir. Allah'a sığınma duaları denir. Bu şekilde kendini tatmin edecek, ikna edecek bir yol faydalı olur diye düşünüyorum bu kardeşimize vesveseyle ilgili. Allah razı olsun. Demek ki bu akıldan çıkmamalı. Efendimiz bir tas su ile abdestini alırdı. Evet, tabii bunu doktorlara, doktorların da söylediğini yapsın, gerekeni yapsın. Peki, öyle mi? Tefekkür saatimiz gelmiş. Şimdi hocam bekleyen soru cevapları var ama isterseniz tefekkür saatinden sonra da bu soruların cevaplarını alabiliriz. Peki, öyle yapalım. Evet, bugün, Allah'a yakın olmak. Kul Allah'a nasıl yakın olur? Ve yakınlık, doğru. Bugünlerde gayba imanı daha rahat anlatabiliyoruz. Neden? Görmediğimiz bir mikrop dünyayı alt üst etti. Hatta deniyor ki bir insanı hasta etmek için 70 milyar koronavirüsü gerekiyor. Bir kişiyi hasta edebilmek için. 70 milyar koronavirüsünün ağırlığı, bu ölçülmesi mümkün değil ama buna attogram diyorlar. Gramın trilyonlardan bir parçası.
gramı trilyonlara bölelim ve onu tekrar milyarlara bölelim, bir virüsün ağırlığı ortaya çıkıyor. Bu da bir sıfır koyun, virgül koyun, sıfır, 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 sıfır ve sonuna bir beş koyun. Bir virüsün ağırlığı, attogram dedikleri. 2 milyon insan şu anda hastalanmış durumda. 2 milyon insanın hasta olabilmesi için trilyonlar, 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 trilyonlar virüs lazım. Peki bu trilyonlarca, 2 milyon insana hasta edecek trilyonlarca virüsün ağırlığı ne kadar hesap ediliyor? Dünyada şu anda herkes evi tıkayan ve herkesi hakikaten takıntı hastası haline getirecek kadar korkutan ve teslim alan bu virüsün toplam dünyadaki virüslerin ağırlığı 1 gram ediyor şu anda. 1 gram görünmeyen virüs dünyayı teslim almış durumda. Göremedik, tutamıyoruz, görmüyoruz ama inanıyoruz, hasta ediyor, öldürüyor. Neden varlığına inanıyoruz? Çünkü alametini görüyoruz. İşte iman alametinden, işaretinden, eserinden müessirine inanmaya götürür. Fatiha suresi giriştir. Devamı Bakara suresidir. Bakara suresinde Estağfirullah, Bismillah, Elif, Lam, Mim, Zalikel kitab, La raib, Elif, Lam, Mim, Zalikel kitab, bu kitap, La raib, onda şüphe yoktur. Fihi huden lil muttakin, Allah'tan sakınanlar için hidayet rehberidir bu kitap. Kimdir o Allah'tan sakınan muttakiler? Ellezine yu'minune bil gaybi. Gayba inanan insanlardır. Görmediği halde, gösterilmediği halde gayba inanır. Allah görülmez. Allah'ı görmüyoruz ama Allah'ın eserlerini görüyoruz. Bir virüs bu kadar hasta ediyor, eserinden virüsü tasdik ediyoruz, inanıyoruz virüs olduğuna. Göremiyoruz. Milyarlarca, trilyonlarca olmasına rağmen göremiyoruz önümüzde. Göremediğimiz bir şeye inanıyoruz biz. Çünkü eseri ortada, yaptıkları ortada. Bütün bu kainatı yaratacak bir güce ihtiyaç var. Ve insanın, zübde-i alem olan insanı yaratan bir güce ihtiyaç var. Kendiliğinden hiçbir şey tesadüf eseri olamaz. İşte imanın kıymeti gaybe inanmaktan geliyor. Nasıl inanacağız Allah'a? İhsan derecesinde. Önce iman, sonra İslam, Müslüman olacağız. Sonra da ihsan derecesinde. Mel ihsanu ya Resulallah. İhsan nedir ey Allah'ın elçisi diye Cebrail aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü vesselama sordu. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmesen de Allah seni görür. Buna ihsan derecesi denir. Biz görmesek de Allah-u nuru semavati vel art, yerin göğün nuru olan ve kuluna min hablil verid, akrab min hablil verid, şah damarından daha yakın olan ve nerede olursak olalım bizimle olan bir güç, bir Rabbimiz var bizim. Ve Allah buyuruyor ki fezkuruni ezkurkum. Kulum beni andığı an ben de onu anarım. Biz Allah dediğimiz zaman Allahu Teala da bizi anıyor. Allah'a yakın olmak için
hayatımızda 7/24 Allah'ı düşünerek, Allah'ı en azından unutmayarak geçirmemiz gerekiyor. Yatarken Allah'ı hatırlayacağız. Kalkarken Allah'ı hatırlayacağız. İşimize başlarken Allah'ı hatırlayacağız. Bu hatırlamanın alameti de besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladığımız işi biz Allah'tan bir yetki alarak yapıyoruz demektir. Elimize bir mühür verilmiştir, besmele mührü. Besmele mührüyle biz bir iş yaptığımızda onu Allah'ın rızası için, Allah adına yapıyoruz demektir. Çünkü biz yeryüzünde halifeyiz. Bütün yetki insana verilmiştir. Ama bu insan yetkisini ancak Allah'tan alır. Allah adına bu yetkiyi kullanabilir ve onun için besmele çekmesi gerekir. Bismillahirrahmanirrahim, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım diye yemeye başladınız, ibadet oldu. İşinize başladınız, ibadet oldu. Yazmaya başladınız besmeleyle, ibadet oldu. Arabanızın kontağını Bismillahirrahmanirrahim diye çevirdiniz, ibadet oldu. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her anı duaydı. Çünkü Allah hiçbir zaman unutmuyordu. Gece uyanır uyanmaz Euzu Besmele çekiyordu. Göklere bakıyor, yıldızları görüyor, yine Allah'ı anıyordu. Aynaya bakıyordu, Allah'a hamd ediyordu. Yemek yiyordu, Allah'a şükrediyordu. Evinden çıkarken Allah'a sığınıyordu. Ona tevekkül ediyordu. Eve girdiğinde ona sığınarak tevekkül ediyordu. Bugünlerde yapmamız gereken bir dua var. Resulullah Efendimiz'e emredilen. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Müşriklerin eziyet ve cefalarından hicret esnasında çekinen Resulullah'a Allah böyle söyle diye emretti. Tehlikeye karşı bu duayı oku. Rabbim beni girdiğim yere tehlikelerden korunarak sıdkıyla girmeyi nasip eyle. Çıktığım yerden de rahatlıkla, kolaylıkla, doğrulukla çıkabilmeyi, sağ salim çıkabilmeyi nasip eyle. İşte Allah'la beraber olmak için sürekli onunla zikir halinde olmak lazım. Efdalüz zikri la ilahe illallah. Zikrin de en faziletlisi la ilahe illallah zikridir. Buna nefi ve ispat denir. La ilahe nefyetmektir. Hiçbir ilah yoktur. Hiçbir mabut yoktur. İllallah ispat etmektir. Ancak Allah vardır. İkincisi yoktur. Ve bugünlerde yine en çok yapmamız gereken dualardan, zikirlerden biri de istiazedir. Allah'a sığınmaktır. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş, recmedilmiş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allah zikrimizi, fikrimizi, tefekkürümüzü inşallah kabul eylesin. Allah razı olsun hocam. Evet. Videolarınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Ben görüyorum şu anda videolarınız geliyor. Sorular vardı. Cevabını vermemiştik herhalde. Vereceğiz hocam. İzleyicilerimiz sistem ediyorlar. Ya bizim videolarımıza niye sıra gelmiyor? Neden yayınlamıyorsunuz? Ya da mesajlarımızı niye okumuyorsunuz diye. Emin olun çok mesaj var. Hocam çok mesaj geliyor. Çok soru geliyor size. Ama süre yetmiyor. Bazen de onları şöyle bir harmanlayıp özetini de buradan sunabiliriz. Evet yani. Öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hemen tefekkür saatinden önce bir izleyicimiz aradılar ve eşim sağlık çalışanı, oruç tutmakta zorlanıyor zaman zaman. Evet. Tutması olur mu diye sordu. İlk sorusu oydu hocam. Şimdi sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ülkemizdeki doktorların, sağlık görevlilerin vazifeleri kat kat daha fazla arttı. Sorumlulukları arttı ama buna rağmen yine sevapları, ecirleri de inşallah daha fazla oldu. Cephede en ön safta şu anda hakikaten görünmeyen bir düşman var. Virüs denilen bu melun, koronavirüsü dünyayı kasıp kavuruyor. Bunun karşısında da doktorlar elinden gelenleri yapıyorlar. Eğer burada oruç tuttuğunda
işinde vazifesinde bir zaaf ortaya çıkacaksa, kendi sağlığıyla ilgili bir tehlike ortaya çıkacaksa, burada kişi kendisi karar verecek. Şunu yapabilir, ben korumamı yapıyorum, zaten oruç yemek için, su içmek için buna çok ihtiyacım yok, şunları yapmam gerekmiyor diye durumu böyle algılıyorsa, böyleyse gerçekten tutabilir. Ama yok, işte benim de şu ilaçları almam lazım, korunmam için şunları yapmam lazım, bol su içmem lazım, bol serum almam lazım vesaire gibi, bilemiyoruz. Herkesin durumu değişiktir, çalıştığı yerin ortamı farklıdır. Böyle bir ortamda ise o zaman da tutamadığı günleri kaza edecek şekilde inşallah orucuna ara verebilir. Ama oruç tutmak ve ente sumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun ayetin ifadesine göre sizin oruç tutmanız daha hayırlıdır buyuruluyor. Mümkün mertebe Allah'ın emrinden kaçınmamak lazım. Evet. Diğer sorusu da kayınvalide miras yüzünden kayınpederle küstüler diyor. Anne tarafı evet. Kayınpeder taraflarıyla evet. Konuşmamışlar. Vefat babaannesi, eşinin mi baba, annesi mi? Vefat ediyor. Çocuklarını falan herhalde görmek istemiş. Şimdi kardeşler, amcalar, dayılar vesaire bunların maalesef miras meselesinden dolayı araları açılıyor. Evet. Bu doğru bir şey değil. Bir eve, bir tarlaya, bir arsaya insan amcasını, dayısını satmamalı, terk etmemeli. Ama bazen insan mal bir tarafa, yapılan haksızlığa üzülüyor. Ve o tepkisi ondan oluyor. Yani onun derdi mal olmuyor. Ayrıma karşı çıkıyor mesela. Ona veriyor diğerlerine, bunu ihmal ediyor, buna vermiyor. İşte insan bu haksızlığa karşı çıkıyor. Bundan dolayı küsüyor. Haklı olabilir küsmekte vesaire. Haksız da olabilir. Mümkün mertebe annenle, babanla, dayınla, amcanla, akrabayla küs gitme buradan. İnsan, ölümlü insan. Yarın bir hesabı daha zor. Ama öyle oldu. Veleki öyle oldu. Ben görüşmüyorum. Oğlum sen de görüşmeyeceksin. Kızım sen de görüşmeyeceksin. Torunum sen de görüşmeyeceksin. Göstermeyeceksin. Böyle bir şey yok ki. Amcasıyla görüşsün, dayısıyla görüşsün. Senin ona hakkın yok. Yani intikam almak için bunları da göstermeyeceğim sana diyor. Yasaklıyor evet. Kullanıyor, istismar ediyor. Günaha girmiş oluyor. Şimdi ne oluyor? Üzüntüsü, ahı, vahı annesine de yansımış olacak. İnsanlar nedense öldükten sonra kıymeti anlaşılıyor. Ölmeden önce yani işte kıymetimizi bilmiyoruz. Halbuki yaşarken kıymetimizi bilmemiz lazım. Bak kimsenin garantisi yok. Ölüm o kadar yakın oldu ki şimdi insanlara. Evet. Virüsle beraber, hastalıkla beraber. Biraz daha olaylara, varlıklara bakışımız elbette değişti. Ama her zaman böyle olmalıyız. Şefkat, merhamet ön plana çıktı biraz. Tabii yani şimdi ölmeden önce biraz tabii bu insanların neşeye de ihtiyacı var. Bir Erzurumlu bir kardeşimizden dinlemiştim. O şöyle bir anekdot var. Bir Erzurumlu'nun herif işte çok iyiydin, çok merhametliydin, çok şefkatliydin. Sen bizim başımızın tacıydın, şöyleydin, böyleydin. Hayır yapardın, hasenat yapardın. Sonra da başlamış. Arapça bilirdin, Farsça bilirdin, Kur'an bilirdin, İngilizce bilirdin. Yeğeni demiş ki, yenge emmim onları bilmezdi. Bilmezdi ama gayretliydi demiş. Şimdi öldükten sonra her şeyi, güzellikleri sıralıyoruz. Ölmeden önce kıymetini bilmiyoruz. Onları söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Evet. Peki, Allah razı olsun hocam. Telefonumuz var, izleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim, hadi sorunuz nedir hocamıza? Diyarbakır, Kadir Bey, evet. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar öncelikle. Teşekkürler. Hocam benim iki tane sorum var. Birincisi ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum ama tam olarak bilmiyorum. Hani karıştırıyorum. İnternetten açıyorum. Hani o şekilde tek tek takip ederek dinliyorum. Acaba hatmim kabul olur mu? Bu birinci sorum. Bir de ikinci sorum şu. Oruç tutarken sonuçta namaz kılıyoruz. Abdest alacağız. Hani ağzımıza su giriyor. Yanlışlıkla boğaza kaçtığı zaman veya hani ağzımızı ıslattığımız zaman oruç mekruh olur mu hocam? Teşekkür ediyorum. Biz evet. Teşekkür ediyoruz.
Reklama mı gidiyoruz? Peki hocam, cevaplar reklamlardan sonra diyelim. Kısa bir aramız var. Lütfen ayrılmayın. Az sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Şu dakikalarda bizi izlemeye başlamış olan seyircilerimiz olabilirler. İnşallah ilerleyen bölümlerde bugün teravih bahsini hocamız anlatacaklar. Ama uygulamalı olarak. İnşallah. İnşallah. Bununla ilgili sorularınız varsa hem Instagram'dan hem WhatsApp hattımıza soru olarak yollayabilirsiniz. Hocam, reklamlardan hemen önce bir izleyicimiz aradı. İki soru sordu. Hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. İnternetten takip ederek okuyorum. Sevabı olur mu diye sordu. Bir diğer sorusu da abdest alırken ağzıma su kaçarsa, evet, yutarsam orucum bozulur mu? Şimdi hatim Allah kabul etsin. Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan'da ne kadar çok Kur'an'la hemhal olur, Kur'an'la meşgul olursak inşallah Kur'an bize şefaatçi olacaktır. İnşallah. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Oradaki şifadan feyziyap olmak lazım. Estağfirullah. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an'da iki yerde iki şifadan bahsediliyor. Bu şifadan biri Kur'an'dır. Kur'an müminlere, gönüllere şifadır. Bir de Nahil suresinde balın şifa olduğundan bahsediliyor. Şifa kelimesi çünkü çok yerde geçiyor ama ne şifadır? Kur'an şifadır. Müminlere bir de sağlık için bal şifadır geçiyor. Bu çok önemli. Biri bedenle ilgili, biri ruhla ilgili. O zaman Kur'an ayında biz Kur'an'a çok yöneleceğiz. Hatim yapmak için ne yapmamız lazım? Fatiha'dan Nas suresine kadar ağzımızdan çıkan kelimeleri kulağımız duyacak kadar okuyup bitirmeye buna hatim diyoruz. Her hatmin sonunda müstecap bir dua vardır. Hadisinden dolayı bu hatime rağbet edilmiş. Kur'an hatmine. Ramazan'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la Kur'an'ı yeni baştan okurlardı. Hı hı. Mukabele ederdi. Dolayısıyla bu gelenek oradan bize intikal etmiş. Biz de hafızların, Kur'an'ı güzel okuyanların okuduğu Kur'an'ı takip ederek Kur'an'ı mukabele etmiş oluyoruz. Mukabele demek, Kabil'e karşılaştırmak demektir. Mukabil diyoruz ya, buna evet, mukabil. Evet. İşte Kabil'e okuyanın okuduğu metni biz burada onunla karşılaştırıyoruz. Acaba doğru mu? Nasıl okuyor? Nasıl okuyor? Dinleyeyim. Ben de onu göreyim. Şimdi biz takip edersek kulakla buna mukabele deniyor. Ama kendimiz okursak sesli bir şekilde buna da hatim deniyor. Her ikisi de hatim sevabıdır. Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederken zaten karşı cevap verilmez. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okurken Euzu Besmele çekinir. Kur'an okunurken size de siz onu dinleyin diyor ayet-i kerimede, iki ayette. Dolayısıyla herhangi bir CD'den, televizyondan, bir teyipten, okunan, televizyondan okunan Kur'an'ı takip ederek, cüzü takip ederek hatim yapabiliriz. Biri bu. İkinci sorusu da suyla ilgili. Evet, oruçlunun. Şimdi oruçlu abdest alacak. Oruçlu gusül abdesti alabilir, banyo yapabilir. Ağzında suyun o ıslaklığı kaldığında, abdest aldık, ağzımızda ıslaklık kaldı. Onu yutmak oruca zarar vermez. Fakat abdest alırken ya da gusül abdesti alırken su boğazımızdan aşağı giderse o orucu bozar. İstersek gayri ihtiyari olsun. Yani biz arzu etmesek de su kaçarsa yine oruç bozulur. Dikkat etmek lazım. Ama ağızda kalan yaşlığı tükürükle beraber yutmak, abdestteki o ağızda kalan yaşlı oruca zarar vermez. Peki hocam, oruç bozulunca ne olur? Gününe gün mü olur? Kaza yoksa gerekir. Kaza bir gerekir. Bir güne bir gün tutmak lazım. Peki yiyip içmeye başlar kasıtlı mı? Kasıtlı değil bu zaten. Yiyip içemez. O İçemez. Ya yani şöyle, oruca saygısından evet, durması lazım. Kaza, orucum bozuldu diye yiyip içmeyecek. En azından üzüntüsü, tövbesiyle beraber kaza etmiş olur. Evet. Peki. WhatsApp videomuz var. Görelim izleyicimiz ne sormuş hocamıza. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Ben Diyarbakır'dan arıyorum. Bu sene buğday ekmişim. Ama benim borçlarım var. Ve bu buğday benim borçlarımı kapatmayabilir de. Yani bu buğdaya bu sene zekat düşer mi düşmez mi hocam? Hmm. Eğer borcumu kapatamasa
Yani zekat düşüyor mu yoksa düşmüyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. İyi akşamlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Notumuzu aldık. Bir videomuz daha var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacaktı. Benim 20 yaşında bir oğlum var. Koronavirüsü nedeniyle uyku düzenimiz ailece bozuldu. Gündüzleri uyuyor, geceleri uyumuyor. O yüzden oruç tutmak istiyor. Fakat uyuduğu için orucu kabul olur. Evet, notumuzu aldık. Uyku düzeni bozulmuş. Bir diğer soru görelim. Hocam ben psikolojik hastasıyım. Sürekli ilaç kullanıyorum. Kullanmadığım zaman sıkıntıya giriyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Evet. Allah şifa versin. Üç tane soru var hocam. Şifa versin. Şimdi borcu olan kişi kendi geliri ya da malı borcunu ancak karşılıyor. Geriye artacak bir şekilde 80 gram veya onun bedelini karşılayacak bir geliri, birikmiş parası olmazsa zekat düşmez. Hı hı. Yani o insanın aslında gelen gidiyor. Buğdayı da alacak, satacak, borcunu ödeyecek. Bundan dolayı ancak karşılıyor dedi. Zekat vermesi gerekmiyor bu kardeşimizin. Evet. 20 yaşında oğlu gündüzleri uyuyor, geceleri uyuyamıyor korkudan vesaire. İşte oruç tutuyor ama gündüzleri de uyuyor. Evet. Uykuya oruç tutturmak doğru bir şey değil ama oruçlunun ihtiyacı olduğu zaman gündüz uyuması ayrıca ibadet oluyor. Yani oruçlu bir insan çalışacak, edecek, kendisine dinçlik kazandırsın, ihtiyacım var diye yorulmuş vesaire uyuyabilir. Hatta mesela ikinden sonra uyumak kerahat vakti sayılır. Uygun değil derler. Uygun değildir ama oruçlu için caizdir. Hmm. Çünkü vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. İşte uyuyayım, çabuk vakit geçsin, çabuk akşam olsun da bir an önce hatırlamadan hemen iftarımı yapayım. Bu şekilde doğru değil ama ihtiyaç olduğunda uyuyacak. Gece uyumayan bir insan, gece ibadetle geçiriyorsa, sahurla geçiriyorsa, Kur'an-ı Kerim dinliyorsa, namazlarını, teravihlerini kılıyorsa gündüz de geceyi yer değiştirmiş sayılır. Dolayısıyla gündüz uyumak zorunda zaten. Bu ihtiyaçtan dolayı uyuyor gibi görünüyor. Evet. Ondan dolayı da orucuna zarar vermez inşallah. Son soru. Rahatsızlığım var psikolojik olarak. Bu yüzden de ilaç kullanıyorum. İlaç kullanmadığı zaman hastalığı artacaksa ve hazık, mümin bir doktor, işin ehli bir doktor sen oruç tutamazsın demişse kendisine, burada tam doktorluk bir soru bu. Yani hocadan çok. Evet. Doktora diyecek ki ben bu ilaçları oruç tutabilir miyim? Gündüz kullanmam şart mı? Doktor da hayır sen bunu mutlaka kullanmalısın. 3 saatte, 5 saatte bir yoksa çok kötüye gidersin derse o hastadır ve dolayısıyla orucunu başka zaman inşallah düzelirse evet. Kaza eder. Ama yok bu ilaçları sen iftarda al, sahurda al, yetiyor diyorsa doktor orucunu tutacak, ihmal evet. etmeyecek. Peki Instagram'dan Şenol Bey'in sorusu var. Hocam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler şehit midir? Bir diğer soru. Bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin yıkanmaları nasıl oluyor? Cenaze namazları nasıl kılınıyor? Bilgi verir misiniz? Evet. Şimdi Buhari'nin Sahih-i adlı eserinde, Buhari'nin Sahih'inde, El-Camiu's Sahih adlı eserinde tıp bölümü var. Enteresandır. Hadis kitaplarının içerisinde birçoğunda musannef tarzı dediğimiz konularına göre tasnif edilen hadis kitaplarının içerisinde tıp bölümleri var. Eskiden ilimler böyle, Muhsin Bey, çok ayrı ayrı değildi. Yani tıp ayrı, astronomi ayrı, tefsir ayrı, hadis ayrı değildi. İlim, hepsine ilim deniyordu. Her şey detaylandıkça, teferruat çoğaldıkça ilimler, ihtisaslaşmalar gelişti. Ve herkes kendi alanıyla Zandır meşgul aynı. Olmaya başladı. İşte ben mesela yaklaşık 30-40 senedir hadisle uğraşıyorum. Hadis-i şerif ilmiyle uğraşıyorum. Bir ihtisas alanı bu. Ama eskiden bir alim tefsir de bilecek, hadis de bilecek, fıkıh da bilecek, akaid de bilecek, tıbbı da bilecek, astronomi de bilecek. Hatta matematiği, kimyayı, simyayı da bilecek. Buna alim denirdi. İbn-i Sina'lar, İbn-i Rüşd'ler, Farabi'ler hep böyle insanlardı. Gazali'ler bunları bilirlerdi. Dolayısıyla
bu ilimlerle ilgili şimdi müstakil kitaplar var. Ama Buhari'nin sahihinde ve diğer hadis kitaplarında tıp bölümü var. Tıp bölümünün, kitab-ı tıbbın 30. babında, yani oradaki konulara göre bab deniyor ona, şöyle bir hadisi şerif var. Sizden biri bir yerde salgın olduğunu gördüğünde oraya girmesin, oradaysa çıkmasın. Kim sabrederse, orada kalırsa şehit ecri gibi sevap alır. Bak, şehit ecri gibi sevap alır. Ölünce demiyor. Sadece beklediğinde, sabrettiğinde şehit sevabı alıyor. Kim de taun hastalığı gibi salgın hastalıklardan ölürse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü çaresiz, çaresiz hastalıklardan ölenler, elbette herkes ameliyle haşrolunacak. Neyse durumu, niyeti neyse, inancı Allah yolunda, Allah'tan gelene razı olmuş, isyan etmemiş, imanı tam bir mümin için bunlar geçerli. Bugün işte iftar saatinde biri Adana'dan bağlandı. Benim bir arkadaşım var diyor. Allah'ı falan tanımıyor diyor. Şimdi Allah'ı tanımayan adama zaten şehit falan denmez. Evet. Dolayısıyla bu mümin için geçerlidir. Bu insan öldüğünde de şehit hükmündedir. Bunlara hükmen şehit diyoruz. Hükmen şehitler, hakiki şehitlerden farkı, cephede hakiki şehit olan kanlı elbisesiyle gömülebilir. Yıkanmadan efendim elbisesi kefenidir. Kanı yıkanmış sayılır. O vatan toprağının bağrına basılır. O hakiki şehittir. Ama hükmen şehitler, salgından, karın ağrısından hamile kadınların vesaire, göçük altında kalanlar, denizde boğulanlar, bunlar da hükmen şehit sayılmışlar. Bunlar yıkanırlar, kefenlenirler, cenaze namazlarıyla beraber defnedilirler. Bugün doktorlar da, Türkiye'deki doktorlar da, bilim kurulu da ölenlerin, koronadan vefat edenlerin tedbir alınarak yıkanabileceğini, mesafe kuralına uyarak, ilaçlama vesaire bunlara uyarak efendim yine kefenlenebileceğini, bir elbise kumaşla kefenlenebileceğini, sonra tabuta konabileceğini, normal hastalara neler uygulanıyorsa o şekilde mesafe kuralına uyularak cenaze namazının kılınabileceğini, oradan da mezara konabileceğine bilim kurulu müsaade etti. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulu da oradan aldığı bu görüşle aynen yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesine karar verdi. Bu şekilde uygulama bu devam şekilde, ediyor. Bu şekilde uygulama şu anda devam ediyor. Evet, evet. Teşekkür kalabalık olmasın diye ilan edilmiyor cenazeleri, cemaat çağrılmıyor. Evet. Peki, telefonumuz varsa telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar, Konya selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Buyurun efendim. Bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum öncelikle. Hocam merhaba, Muhsin Bey merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Hocam sorumu sorabilir miyim size? Buyurun. Benim bireysel emeklilikte hesabım vardı. O paranın hem helal mi haram mı olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu ayrı bir konu ama bunu zekat olarak da verebilir miyim? Ayrıntısına şöyle geçeceğim. Özel bir bankada bu para 4 sene kaldı. Bireysel emeklilik hesabı açtırdım ve imkanlarım ölçüsünde belli para yatırdım. Daha sonra bunun haram mı helal mi noktasında açıkçası kafamda soru işaretleri oldu. İçim rahat etmedi. Ve 4 sene sonra bu parayı ben çektim. Evet, özel hani bankanın, bir banka. Özel bir banka, evet. Amacım para biriktirmekti. Şimdi hem zekat olarak verebilir miyim, hem de heyecanlandım biraz. Bu para miktarı 80 gram altının bedelini geçiyor o zaman. Hayır, çok yüksek bir miktar değil hocam. Ya çok yüksek bir miktar değil. Peki ne başka paranız var mı birikmiş? Hayır, başka param yok. Yani 80 gram altın aşağı yukarı kaç lira yapıyor arkadaşlar? 380 liradan 27-30 bin lira falan mı yapıyor hocam? 30 bin lira civarında yapıyor. Hayır. O kadar tutmuyor benim. Cüz'i bir miktar. Başka bir geliriniz, birikmiş paranız, bir yıl geçmiş üzerinden bir değer... Hayır hocam, ben zaten 6 aydır çalışmıyorum. Bu koronavirüs dolayısıyla da iş arıyordum ama şu an evdeyim açıkçası. Şimdi benim
Öğrenmek istediğim şuydu açıkçası. Hem bankanın vermiş olduğu bir kar payı var, hem de devletin vermiş olduğu %25'lik bir katkı payı var. Ya ben bunlarda değilim. Benim esas öğrenmek istediğim, benim yatırdığım ham paranın hem helal mi haram mı olduğu, hem de zekat olarak verebilir miyim, bunu öğrenmek istiyorum. Evet, tamam. Peki, notumuzu aldık. Başka sorunuz yoksa teşekkür ediyoruz. Hayırlı, ben teşekkür ederim. Hayırlı sabırlar, hayırlı Ramazanlar, hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun efendim. Varsa diğer telefonumuzu da alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı Ankara. Yayınlarınız olsun. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. İsmail Bey, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Nasıl geçiyor iyi. Ramazanlı günlerimiz, iftarlarımız, sahurlarımız? Şükürler olsun. Çok iyi. Evde yavrularımızla birlikte eda etmeye çalışıyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Mevla ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Rabbim tüm İslam aleminin ibadetlerine, dualarını Amin. Kabul ve makbul eylesin inşallah. Sağ olun. Buyurun. Hocamıza sorunuz nedir? Hocama şunu sormak istiyorum. Öncelikle Mustafa Hocam, sizi çok seviyorum. Yakından takip ediyorum. Allah razı olsun. Diğer Ramazanlarda da sizlere çoğu kez ulaşmaya çalıştım ama kısmet bugüneymiş. Buyurun efendim. Hocam şu an şimdi akşamları ben yatsıdan sonra teravih namazlarımı kılıyorum. Teravihten sonra selam verdikten sonra tekrar her selam verdikten sonra niyet etmem gerekiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Selam verince diğer rekatlara geçerken. Evet, mesela 20 rekat kılıyorum ben evde teravih namazımı. 4 rekatta bir selam veriyorum. Selam verdikten sonra tekrar niyet etmem gerekiyor mu? Yoksa direkt devam etmem mi gerekiyor? Tekbir alırken tekbirden önce niyet gerekiyor mu diyorsunuz her tekbirde? Evet. Peki. Allah kabul etsin. Hayırlı Allah razı olsun. Küçük diliyorum. Bir soru daha sorabilir miyim hocam? Elbette, buyurun. Şimdi bu bankadan verilen promosyon paralarını kendimiz harcayabiliyor muyuz? Bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Bayramları ermeyi nasip etsin. Amin. Hocam ilk telefonla başlayalım mı? Bireysel emeklilik. Şimdi sigorta, bireysel emeklilik vesaire, burada borsa, bu tür konularda belli şartlar olması gerekiyor. Bir, yapılan iş helal olacak. Parayı yatırdığınız şey, birim helal iş yapmış olacak. O parayı helal bir yerde kullanmış olacak. Faizli vesaire gibi yerlerde kullanmamış olacak. Bütün bu şartlardan sonra Karz-ı Hasen ya da yardımlaşma sandığı gibi bir yerde bunları biriktirip sonra da faize vesaireye bulaşmadan size belli bir destek, devlet desteği de vardı sanki öyle bir şey. Onu peyderpey maaş olarak size döndürmüş olması caizdir. Bunlar varsa, ama bunlar yoksa yatırdığınız parayı faizli bir bankaya, faizli banka sizin paranızı faizlerde kullandı, üstüne üstlük faiz verdi. Ardından bilemediğiniz şekilde hakkınız olanı tam teslim etti mi etmedi mi onu da bilemiyorsunuz. Sadece devlet burada belki size vatandaşa sosyal devlet olarak bir artı faydası olsun diye ilave bir şeyler verdi. Siz de onu aldınız. Bu problemli bir şey. Bireysel emeklilikte borsa gibi problemler var. Sıkıntılar var. Yani. Var. Dolayısıyla paranın nerede kullandığını, nerede biriktirildiğini çok iyi bilmeden ya da bu tarz iyi bildiğiniz bir banka varsa, biz kasada tutuyoruz, sizin paranıza dokunmuyoruz ya da sizin paranıza herhangi bir faiz tekabül etmiyor, faize yatırmıyoruz, faiz almıyoruz. Bütün bunları bilerek yapabiliriz ancak. Bunları bilmeden yaptığımızda sıkıntılar oluyor. Borsa konusu da biraz öyledir. Şartları var. Şartları olmadan böyle gözü kara gir, oradan nasıl olsa veriyorlar, ben de alırım, kullanırım demek. Çünkü biz faiz konusunda çok titiz olmamız lazım. O zaman uzak durmak fayda olur. Helal haram konusunda herhalde. Titiz olmamız lazım. Kötü bir şey değil. Bireysel emeklilik olsun, sigorta olsun, insanın ihtiyacı olur dar zamanda. Hani sakla zamanı, gelir zamanı gibi. Evet. Buna ihtiyaç var ama bunların helal yollardan olması gerekiyor. Bir, ikincisi zekat, zaten kendisi de söyledi. Zekat nisap miktarı olmadan zekat verilmez. Nisap evet. miktarı dediğimizde şey, asli ihtiyaçlarından başka birikmiş 80. en az 80 gram bedelinde malı, parası olacak ya da altın olacak ki altın olması şart değil.
değer olan bir şey olsa elinde ve bir yıl geçtiği zaman onun zekatını verebilir. Kaldı ki bu arkadaşlarımız zaten 5-10 kuruş biriktirmiş. Onu da zaten harcayacaktır, başka yere gidecektir. Başka da malı yoksa zekat gerekmiyor. Evet. Teravih konusuna gireceğiz ama izleyicimiz de aradı. Teravih ile ilgili soru sordu. Teravih uygulamada bunun cevabını verelim. O zaman öyle yapalım. Şimdi uygulama yapacağız. Diğer soru daha vardı. Bu, bankalardan promosyon. Promosyon konusu. Bir taraftan şöyle. Maalesef devlet faiz almak istemeyen insanı da burada faize bulaştırdı. Promosyon konusu Türkiye'de problemli bir konudur. Promosyon nedir? Bankaların verdiği promosyon, siz bana çalışanlarınızın maaşını, personelinizin efendim ödemelerini yıllık 3 yıllığına, 2 yıllığına bana getirirseniz, 300 kişi, 500 kişi, benden size yıllık şu kadar para ek ilave. Bunu da işte dağıtın çalışanlarınıza. Şimdi burada banka o parayı promosyonu niye veriyor? Parayı aldığı için veriyor. Parayı satın alıyor. Parayla para satın almış oluyor. Ve fazlalık veriyor. Faiz dediğimiz şey iki türlü olur. Bir, ribeyi fadıl, fazlalık. Hı hı. Bir de ribeyi nesi. Nesiye. Nesiye de zaman geçirerek yeden bir yet olması gereken döviz işlemlerinde, altın işlemlerinde vesaire cinsler değiştiğinde orada da faiz vardır. Onu da birçok insan maalesef bilmiyor ya da bilerek yapıyor. Şimdi ribeyi fadıl dediğimiz faiz, ben size 100 lira vereceğim, siz de bana 10 lira fazlasıyla bunu vereceksiniz dediğimiz an bu pazarlık baştan faize girmiş oluyor. Hmm. Siz bana 500 kişinin maaşını yatırırsanız her ay ben size fazladan 500 lira vereceğim ya da 10 bin lira vereceğim dediğiniz zaman bu faizdir. Bunun adına ne promosyon dersen ne dersen de. Dolayısıyla bunu bir insan, bir Müslüman faiz yemeyen bir insan alıp yiyemez. Ne yapar? Vermiş madem. Devlet diyor ki promosyon veriyor. Kurumlar anlaşmış. Siz de promosyonunuzu alın. Emeklilere bile yaptılar bu. O aldığınız parayı faiz parası gibi bir başkasına hayır, medet ummadan, bereket karşılık ummadan, bekleme. Karşılık beklemeden, hayır yapıyorum diye de beklemeden, elinizdeki o kiri çıkarırcasına vereceksiniz. Bir başkasına vereceksiniz. İhtiyaç sahibi olursa hocam? İhtiyaç sahibine vereceksiniz. Ha, kendisi de ihtiyaç sahibi olursa? Kendisi de ihtiyaç sahibi olursa faiz yemeyecek. Faiz yedi mi ateş yemiş olur. Faizden kaçacak. Uygun değil. Tabii. Evet. Bir başkasını elinden çıkaracak. O kendisine bulaşmaz. Sevap da beklemeyecek. Sevap beklemeyecek. Evet. Peki telefonlara ve videolara devam ederiz ama hocam bugünkü konumuza geçelim. Müsaade buyursanız. Tevbe, af tam da ayında şimdi, mübarek Ramazan'da. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi var. Evet. Yunus Suresi, Saffat Suresi, Kalem Suresi, Enbiya Suresi'nde Allah'ın daha sonraki peygamberlere ve onlara inanan müminlere model olarak gösterdiği bir peygamberden bugün bahsedeceğim. Yunus bin Matta ya da Metta. Yunus bin Metta tahminlere göre milattan önce 8 asır önce yaşamış. Milattan 8 asır önce. Asurlar dönemine tekabül ettiği söyleniyor. Ninova'da yaşamış. Peygamberlerden sadece iki kişi annesiyle anılıyor. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere İsa İbn Meryem, Yunus bin Metta. Metta annesi olduğu söyleniyor. Bunu kabul etmeyenler Sıddıka'dır annesi diyenler var. Yunus bin Metta Ninovalıdır ve diğer bir ismi de Zünnun'dur. Balık sahibi. Balığın karnında olduğu için. Yakup Aleyhisselam'ın soyundan, Bünyamin Aleyhisselam'ın torunlarından biridir. Oradan geliyor. 33 yıl peygamberlik yapmıştır Yunus Aleyhisselam. Ninova, bugün Musul, Irak sınırları, Musul'un
yakınlarındadır. Musul'dur, Ninova. Peygamber olarak vazifesini yaparken yıllarca uğraşıyor, takdir-i ilahi, putperest olan, putlara tapan kavmi Yunus Aleyhisselam'a iman etmiyor. Onca uğraşmasına rağmen iki kişi kendisine inanıyor. Ve Yunus Aleyhisselam sonunda dayanamıyor, kavmini ikaz ederek, ihtar ederek, onlara mühlet vererek azap size gelecek ve Allah'ın azabıyla helak olacaksınız diyerek onları 40 gün mühlet veriyor. 37. gününde de bakıyor ki kavmi tevbe etmiyor, putlardan vazgeçmiyor, kendisi şehri terk ediyor. Bir gemiye binerek başka bir şehre gitmek isterken denizin ortasında bir fırtına, kasırga, gemi su almaya başlıyor. Ağırlıklar çoğalınca, gemi batmaya başlayınca gemidekiler aramızda bir günahkar var, onu atacağız diyorlar, kura çekelim. Ve hakikaten her kura çekilişte Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. O zaman bir genç, diyorlar ki sen denize atlayacaksın. Yunus Aleyhisselam mecburen gemiden kendisini denize atıyor. Denize atınca büyük bir balık Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Bu balığın Hint Okyanusu tarafından gelip oralarda dolaştığı o esnada ve Yunus Aleyhisselam'ı görünce yuttuğu da söyleniyor. Balığın karnında bir rivayete göre 3 gün, bir rivayete göre 20 gün, bir rivayete göre de 40 gün kalıyor. Ama 3 gün olması daha muhtemel çünkü balığa Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ı yememesini, eritmemesini, onun karnında canlı tutmasını emrediyor, vahyediyor. Allah'ın verdiği vazifeyi, Allah'ın verdiği nübüvveti %100 hakkıyla tam teslim etmeyip, hakkıyla yapmayıp acele ettiği için Yunus Aleyhisselam'a ceza veriliyor. Ve balığın karnında bu hatasını anlayan Yunus Aleyhisselam Allah'tan tövbe ediyor, af diliyor ve şu duayı sürekli balığın karnında tekrarlıyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yok Allah'ım, ancak sen varsın. Seni tenzih ederim, kemal sıfatlarla tavsif ederim. Ben nefsime zulmettim, zalimlerden oldum Allah'ım affeyle diye günlerce balığın karnında tevbe ediyor. Allah tevbesini kabul ediyor. Balık Yunus Aleyhisselam'ı Dicle kenarında ıssız bir kıyıya karnından atıyor. Erimiş, neredeyse kemikleri ortaya çıkmış bir vaziyette, baygın halde, o nehir kenarında, baygın bir şekilde yatarken Allah'ın mucizesi, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, bir ağaç, bir bitki Yunus Aleyhisselam'a gölgelik yapıyor. Dallarından, yapraklarından şerbetler akıyor, sular akıyor. Onu içtikçe, yedikçe, yaladıkça kendine gelmeye başlıyor. Güçleniyor, takatı geliyor, gücü kuvveti sağlığına kavuşuyor ve tövbe ederek kavmine geri dönüyor. Kavmi o sırada Yunus Aleyhisselam'ı bekliyor. Yunus Aleyhisselam gittikten sonra içlerinden biri diyor ki, siz ne yaptınız? Allah'ın peygamberi sizi azapla tehdit etti. Siz hala inanmadınız. Tövbe edin. Bakın, Yunus Aleyhisselam aranızdaysa Allah sizi azap etmez. Eğer gitti çıktı gittiyse bu azap gelecektir deyince kavmi uyanıyor. Tövbe ediyorlar ve pişman oluyorlar.
Ah gelse de biz ona inansak, tekrar iman etsek diye bekleşiyorlar. Ve Yunus Aleyhisselam gelince hepsi sarılıyor, af diliyorlar, tövbe ediyorlar. Biz senin Rabbine inandık, getirdiğin dine, vahye iman ettik, bizi bağışla ey Yunus diyerek Yunus Aleyhisselam'ı sahipleniyorlar. Allah'a karşı olan beyan ve tebliğ vazifesini, risalet vazifesini tam yerine getirememekten dolayı Yunus Aleyhisselam yıllarca tövbe ediyor. Ve o kavim gerçekten Müslüman oluyor. Burada kavmin Müslüman olmasında o tehdidin, belki ikazın etkisi oluyor ama Yunus Aleyhisselam'ın en büyük bize örnekliği, ibreti, vazifeden hakkıyla yapmadıktan sonra vazgeçmek cezayı getiriyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnında cezalandırılıyor. Azap gelecek olan kavim yes halinde olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki hiçbir kavim yoktur ki yes halinde, yani iş işten geçtikten sonra iman etsin de onların imanı kabul edilsin. Bundan ancak Yunus Aleyhisselam'ın ümmeti müstesna. İlk defa Yunus Aleyhisselam'ın ümmeti cezadan kurtulmuş oluyor ve 100.000 kişi orada Müslüman oluyor. 33 sene peygamberlik yapıyor Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ı biz Peygamber Efendimiz'den şöyle öğreniyoruz. Taif yolculuğunda Zeyd bin Harise ile beraber taşlandı. Bir dağa çekildiler. Gâr-ı Kûr denilen, dirsek mağarası denilen bir mağaraya sığındılar. Onların bu acı çektiğini gören, oradaki zenginlerin hizmetçisi olan Ninovalı Attas, acıdı da bir tabağa üzüm koyarak Zeyd bin Harise götürdü ve peygamber olduğunda bilmediği kişiye vermesini söyledi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise ile kabul etmedi. Dedi ki biz sadaka kabul etmeyiz peygamberler. Götür söyle. Hediyemdir diye getirince Peygamber Efendimiz kabul etti. Attas tam o sırada Peygamber Efendimizin üzüm yediği sırada besmele çektiğini duydu. Bismillahirrahmanirrahim deyince biz bunu Yunus Aleyhisselam'dan da öğrendik. Sen nerelisin dedi Peygamberimiz ona. Ben Ninovalıyım. Desene sen benim kardeşim Yunus'un memleketindensin. Sen onu tanır mısın? Evet, Allah onu bana bildirdi. Balığın karnında zünnun olan Yunus Aleyhisselam benim kardeşimdir. Ve sen beni nasıl duydun, nasıl gördün? Üzüldüm size dedi. Siz buraya bir kötülük yapmadınız. Herhangi bir ihanette bulunmadınız. Ama bu zalimler sizi taşladı, acıdım. Onun için üzüm hediye elimde bu vardı. Ben burada çalışıyorum. Ve Attas Peygamber Efendimiz'e orada iman etti. Taif'te Resulullah Efendimiz'e iman eden ilk kişilerden oldu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mahzun bir şekilde Taif'ten döndü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala eğer vazifesinden bir an olsun tereddüt eder, dönerse Yunus Aleyhisselam gibi cezalandırmakla tehdit etti. Bu kıssadan çıkan, Kur'an'ın anlattığı ayetlerin ve hadislerin anlattığı bu kıssadan çıkan 3 madde var Muhsin Bey kardeşim. Birincisi, hakkı hakikati söyleyen insan sonuna kadar sabredecek. Hak ve hakikat birilerine ters gelebilir, ağır gelebilir. Kur'an zalimlerin zulmünü artırabilir. Müminlere şifadır ama kafirlere, zalimlerin
azgınlığını artırabilir. Ebu Cehil'in artırdığı gibi. İkincisi, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Bir günde olmaz ama bir gün olur. Üçüncüsü, hidayet bizden değildir. Hidayet Allah'tandır. Hiç ummadığımız insanlara Allah hidayeti nasip edebilir. Allahu Teala zorda olan, darda olan peygamberlerine elbette yardım etmiştir ve edecektir. Ama vazifesini yapmayacak bir ihmali olan peygamberi de cezalandırmıştır. Peygamber olmasına rağmen, kendi seçmiş olmasına rağmen ceza vermiştir. O halde bize düşen de kendi vazifemizi, peygamber bile cezalandırılıyorsa üzerimize düşeni hakkıyla yapmaktır. Gelin bir de onun duasıyla inşallah duayı paylaşalım. Dualarımız var. Yunus Aleyhisselam'ın duasını tekrar kardeşlerimizle paylaşalım. Evet. Ekranda verebilirsek. Ekranda görebilirsek yönetmenimizden evet. Rica edelim. İzleyicilerimiz için. Fenada fizzulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yunus karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Fenada fizzulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bugünlerde bu duayı bizim çok yapmamız gerekiyor. Biz de Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilemedik. İman kardeşliğimizi hakkıyla yerine getiremedik. Allah'ın verdiği gücü kuvveti hak yolunda kullanamadık. Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği her türlü ihsanı, fazileti Müslümanlara aktaramadık. Bu yüzden biz kendimize zulmettik ve başımıza bir musibet geldi, bir bela geldi. Bir virüs bütün dünyayı, İslam alemi de dahil teslim aldı. İbadethanelerimiz kapandı. Cemaatten, cumadan, Kabe'den, Beytullah'tan mahrum olduk. Teravihlerden mahrum olduk. Biz kendimize zulmettik ya Rabbi sen bize acı diye bu duayı La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İnşallah çokça yapmamız lazım. Bir de faziletli tesbih duamız var bugün sizlere sunmak istediğimiz. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber ile bir kadının yanına gittik. Önünde tesbih çektiği çakıl taşları vardı, tesbihat yaptığı, onlarla sayıyordu. Resulullah Efendimiz o kadına sana bundan daha faziletlisini bildireyim mi dedi ve şu duayı okumasını tavsiye etti. Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard ve subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik vallahu ekber misle zalik velhamdülillahi misle zalik ve la ilahe illallah misle zalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misle zalik. Allah'ı gökte yarattıklarının sayısınca tesbih ederim. Yerde yarattıklarının sayısınca tesbih ederim. Yerle gök arasındakiler kadar tesbih ederim. Yarattığı şeyler sayısınca onu tesbih ederim. Bu kadar Allahu Ekber. Yine bu kadar La ilahe illallah ve bu kadar La havle ve la kuvvete illa billah dersin buyurdu kadına. Ebu Davud'un Sünen adlı hadis eserinin salat bahsinde yer alan bu hadise göre zikirlerin
duaların en güzelini öğretti Peygamber Efendimiz. Biz ne kadar Subhanallah desek 10 defa, 100 defa, 1000 defa, hadi 5000 defa diyebiliriz ama Subhanallahi adede ma huve halik. Allah'ın yarattıklarının sayısınca Subhanallah demek. Göktekilerin sayısınca, yerdekilerin sayısınca Subhanallah demek bu sayısız demek. Buna ulaşamayız. İşte bunu söyle dedi. Böyle söylersen dualarımızda bunu çokça yapmamız lazım. Salatü selam getirirken bile şöyle demeliyiz. Allahümme salli ala Muhammed demek bir duadır, faziletlidir. Ama yüz binlerce, milyon kez, milyonlarca salatü selam olsun demek milyonlarca salat etmektir. Ona gücümüz yetmez bizim tek tek söylemeye. Ama sana yüz binlerce salatü selam olsun dedik mi, yüz binlerce salatü selam etmiş oluruz. Allah razı olsun. Bu da büyük bir nimettir. Bu yolu da Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş olduk. Allah razı olsun hocam. Peki hocam, bu sizin aktardığınız, şimdi bizim de öğrendiğimiz duaların bir vakti zamanı var mı yoksa? Duanın vakti zamanı zaman elbette her zaman yapabiliriz ama bir de duaların çok makbul olduğu zamanlar var. Onlar cuma geceleri, arefe günü, bayram geceleri, efendim ezan okunduğu zaman, Kadir gecesi, mübarek gün ve gece, cuma günü bir belli bir saatte oralara denk getirebilirsek çok daha alül ala olur. Ama dua kulun dara düştüğünde, Rabbine en yakın olduğunda yaptığı duada makbul. Duanın kabul olması için siz bollukta dua edin ki darlıkta da Allah duanızı kabul etsin buyurulmuş. Bu duaları çokça her zaman her gün bir haline getirmek de en güzel. Onun için eskiler evrat kitapları yapmışlardır. Evet. Virt kitapları yapmışlardır. Burada ben, da var hocam. Evet, ben de burada taşıyorum yanımda. Oradan da zaman zaman dualar okuyacağız. Mesela bu okuduğum dua burada var. Evet. Okuduğum dua burada. Evrat kitaplarında var. Bu duaları günlük virt haline getirenler her gün okuyorlar. Pazartesi, salı, çarşamba. O ayrı. Çarşamba. Bir de günlük her gün okuduğu evet. var. Mesela Allahümme ente Rabbi, tevbe, seyyidül istiğfar, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetaat, eûzu bike min şerri mâ sanat. Bunu her gün okuyoruz. Allahümme asil anni hatayaya bil mâyi ve selci vel berat ve nakkı kalbi minel hataya kemâ yunakka sevbul ebyadu mined denes. Allahümme ba'id beyni ve beynel hataya kema ba'id de beynel meşrik vel mağrib. Ne güzel manası var. Ne diyor? Allah'ım hatalarımı kar ile, kar suyu ile temizle. Beyaz elbisenin lekelerden temizlendiği gibi benim de kalbimi günahlardan temizle Allah'ım. Doğu ile batı arasını ayırdığın gibi günahlarımla benim aramı uzak kıl Allah'ım. Bu dua. Amin. Ya, amin. Allah razı olsun. Peki. Telefonumuz var. Sevgili Dursun Ali Erzincanlı hocam. Sahur vaktinde misafirimiz, konumuz olacak. Sevgili Dursun Ali, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı sahurlar inşallah. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Sevgili Muhsin Bey, öncelikle görüştüğüme çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Aynı yıllara, şekilde. Yıllara dayanan bir dostluk gereği bu Ramazan şerifte bizi böylelikle buluşturmuş oldu. 94-95 evet. Hocam. Öyle mi? Ben Mustafa mesela. Hocam da hürmetlerimi iletiyorum. Selamünaleyküm. Saygılarımı iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar komşum. Diliyorum. Kıymetli komşum, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Hamdolsun sizler değilsiniz. Özledik sizi, sesinizi özledik. Peygamber aşkıyla yazdığınız naatları özledik. Hocam inşallah sizin de şimdi programı izliyordum ben. Evet. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın o halini anlattınız. Günümüze de çok güzel uygun düştü yani. Biz de bir karanlığın içindeyiz. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in hatırına Allah Teala bu karanlığı üzerimizden alır. Amin. Bununla ilgili okuyacağınız bir şey olur mu bize ilerleyen dakikalarda? Yani ben yine sevgili Peygamber Efendimiz'le ilgili bir şiir okurum hocam. Aslında evet. Son kış diye bir duamız olmuştu ama çok yani
tam ezberleyemediğim, tam hazırlıklı olmadığım bir an. Ama uygun görürseniz ilerleyen günlerde inşallah onu takdim etmek isterim. Memnuniyetle, elbette. Ömer Hocam, ben görüştüm ama geçmiş olsun. Gayet iyi herhalde. Yani hocam hamdolsun iyi, daha da iyi olacak inşallah birkaç gün. İnşallah. Tamam. İnşallah. Ben de öyle. Tamam. Kendisi bana söyledi hocam, inşallah. Ben görüştüm 3 gün oldu. Birkaç gün sonra çıkarız diyordu. Bir haftaya kalmaz. Evet, İnşallah evet, sağlığına kavuşturun. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Sizde, çevrenizde Amin. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Şimdilik elhamdülillah hocam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Hamdolsun Rabbim. Allah sağlık, afiyet versin. Yani devletimizin almış olduğu kuralları riayet ediyoruz. Elimizden geldiğince evimizdeyiz. İnşallah en kısa zamanda da bu tedbirler netice verir. İnşallah normal hayata başlarız ama ben affınıza sığınarak hocam sizin yanınızda söylemek uygun düşmeyecektir de. Yani Allah Teala sahip olduğumuz şeylerin ne kadar değerli olduğunu bize böylelikle bu vesileyle göstermiş oluyor. Yani tabii işin bilimsel boyutu ayrıdır ama bir de verilen mesajı da almak lazım. Yani özgürlüğün ve yeryüzünün Allah Teala'nın aslında bize çok yettiğinin, yani komşularımızla ilişkimizin, akrabalarımızla ilişkimizin aslında çok çok zenginmişiz biz. Şimdi böyle bunlardan bir süreliğine bizi uzak tutarak o sahip olduklarımızın ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi Allah Teala. İnşallah bize tekrar onları lütfeder. Ya camileri, o mesela imkanları. Camiyi, cemaati, teravihi nasıl özlüyoruz değil mi? Yani bu işte umreye gitmişiz, resimlere bakıyoruz, böyle hayal gibi geliyor, çok üzülüyoruz. Camide ezan okunurken mesela diyorum ki müezzinler aynı şeyi düşünüyorlardır ama herhalde yani neredeyse Hazreti Bilal gibi birçoğu ezanı bitiremeden kesecek. Çünkü insanları namaza davet ediyorlar ama biliyorlar ki birazdan cami bomboş kalacak. Evet, kimse gelmeyecek. Yani çok Allah Teala İnşallah hayra tedbir buyurur en kısa i̇nşallah, zamanda. İnşallah. Önümüzdeki günlerde programda görmek isteriz sevgili Dursun Ali. Eğer benim için, uygun olursan, müsait olursan hocamın da iznini olur. Alarak. Estağfurullah, ne demek. Benim için büyük bir şeref olur. Memnun oluruz. İnşallah. Allah nasip ederse. Memnun oluruz. Hatta bugün sosyal medyası çok iyi kullanırsın benim bildiğim kadar. Evet, ama hocam. Telefonla bağlandın. Niye görüntülü olmadı mı? Niye görüntülü yani görseydik? Hocam, tam bir hazırlık yapamadığım için böyle çok da amatör olmasın diye. Abi senin her halin güzeldir ya. Yani saçlarımız zaten bizim de uzadı. Bak berbere evet, hocam, gidemiyoruz. Saçlar. Berber yok ama senin sesin, soluğun, nefesin, gönlün yetiyor zaten. Peygamberi çok. Sevdirdin sen bu millete. Sen dünyaya. Ne güzel. Yani seninle biz peygamber sevgisini çocuklara sen aşıladın. Allah razı İnşallah olsun. İnşallah dua yerine geçer hocam. İnşallah. Ne güzel. Benim gönlüm de öyle. Ve peki bir Naat-ı Şerif mi okuyacaksınız? Hocam bir bölüm takdim edeyim müsaade ederseniz. Peki lütfedersiniz efendim. Buyurun. Buyurun. Selam sana Nazlı Nebi. Selam sana göz bebeği. Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara. Selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andelib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam. Selam sana ey yetimler padişahı. Selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyubca selam. Selam sana ya Nebi Allah, selam sana ya Habib Allah, selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına, bahar
senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son peygambersin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağlık, en kısa zamanda diliyorum. En kısa zamanda hakikaten yine görüşelim. Allah İnşallah. İnşallah hocam. Evet. Sevgili Muhsin'e de tekrar selamlar ve hürmetlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı programlar diliyorum. Sizin hayırlı sahurlar sevgili Dursun Ali Erzincanlı. Çok teşekkürler. Evet, önümüzdeki günlerde inşallah bizzat burada misafir ederiz. Canlı canlı da Nafi Şerifleri dinleriz. Peki WhatsApp soru videomuz var hocamıza. Görelim izleyicimiz ne sormuş. İyi günler. İki bayram arasında evlenmek günah mıdır? Benim çocuğum olmuyor da öyle söylüyorlar. Teşekkür ediyoruz. Çocuğun olmaz diyorlar iki bayram arasında evlendim diye. Evet, bir videomuz daha var, görelim. Merhaba, ben Huşenc, sizi İran'dan arıyorum ve sizin programlarınızı her yıl izliyoruz. Ve bir sorum var idi. Bizim bir 5 aylık çocuğumuz var. Benim eşimin oruç tutmasının hükmü nedir? Çok memnun ve teşekkür ederim. Notumuzu aldık, diğer videomuzu görelim. Hayırlı geceler hocam. Ben size bir şey danışmak istiyorum. Benim ablam akciğer kanseri, 4. kemoterapisini aldı. Ben bir yerde okumuştum. Kanser hastaları oruç tuttuğunda hücreler yenileniyormuş ve oruçla şifa bulduklarını okumuştum. Bu konuda bir bilginiz varsa beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Şimdi evlenmenin vakti, saati diye bir şey yok düğünün. Yani bir insan ne zaman denk gelirse düğününü o zaman yapabilir. Ne zaman müsaitse. Bunun günü olmaz, bunun ayı olmaz, bunun yine olmaz. Bayrama denk gelir, bayramda evlenirsin. İki bayram arasına denk gelir, iki bayram arasına denk gelir. Yani eskiden belki şöyle bir şey vardı. İş güç zamanı yedi, yazları, işte köyde vesaire. Öbür taraf hasadını alacak, bu taraf işte çeyizini yapacak derken hadi bu bayramı da atlatalım da ona göre bir hazırlık yapalım, bu anlamda olabilir. Onun siz kendi aranızda, ama dini bir veçesi, bayramda evlenirse iki bayram arasında çocuğu olmaz vesaire, bunların hiçbir tutarlı tarafı yok. Nitekim tecrübeyle de sabittir ki bayram arasında evlenen pek çok insanın pek çok çocuğu olmuştur. Evet. Diğer soru, 5 aylık çocuğumuz var. Eşimin oruç tutma. İran'a selam olsun. Oradan izleyen çok sayıda kardeşlerimiz var bizleri. Hepsini, Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İslam aleminin tekrar tekrar hayırlara vesile olsun. Feyziyle, amin, bereketiyle gelsin. Amin. Çok da güzel bir lehçeyle konuşuyor kardeşimiz. Şimdi 5 aylık bebeği, sanıyorum doğmuş bir 5 aylık bebeği, karnında değil. Süte ihtiyacı var. Anne sütünü Kur'an-ı Kerim 2 sene tavsiye ediyor. Anne babanın vazifesi, özellikle babanın vazifesi, çocuğunu 2 yıl ya annesi emzirecek ya da ona bir süt anne bulacak. 2 yıl anne sütüne çocuğun, her insanın ihtiyacı var. Bundan mahrum etmeyecek. Bundan mahrum etmemek için süt verirken kadın oruç tuttuğunda sütü azalıyorsa veya çocuğa herhangi bir zararı olacaksa orucunu erteleyebilir. Oruç sorusuydu değil mi? Evet. Oruç sorusu. Dolayısıyla 2 yıl
geciktirebilir. Orucunu daha sonra kaza etmek üzere. Emzirme süresini katacak oraya. Peki diğer soruda kanser hastaları oruç tuttuğunda hücreleri yenileniyormuş yazıyordu diye soru izleyicimiz. Şimdi bu tür tıbbi konuları tabii doktorlar karar verecek. Tıpta şöyle bir şey var. Bizim fıkıh ilminde de öyle vardır. Mesela soru sorana göre cevap değişebilir. Soru soranın haline göre, durumuna göre fıkhi cevap da değişir. Şimdi evet. Bazen şöyle bir şey söyleniyor. Ya hocam bir hoca böyle diyor, sen böyle diyorsun. Evet. Sen geçen böyle demiştin, burada böyle diyorsun. Oradaki muhatap farklıdır. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, sordu. Dedi ki eyyül amel eftal ya Resulallah. Hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah? Ona dedi ki birrul valideyn, ana babaya iyilik etmektir. İlk onu söyledi. Bir başkası başka zaman sordular. Ya Resulallah eyyül amel eftal as-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Bir başkasına el cihat fi sebilillah. Değişti. Adamına göre, onun ihtiyacına göre, o andaki duruma göre. Tıpta da öyledir. Ne derler? Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Şimdi gerçekten hücreleri yenileyecek bir tavırda, durumdaysa bu hastanın, oruç tutup tutmamasını o doktor karar verecek. Biz burada zarar verecek bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla doktor diyorsa ki oruç sana faydalıdır, tutacak. Sana zarar verir, hastalığın artar diyorsa Allah zorluk dilemez. Tutmayacak o zaman. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. O zaman tutmayacak, kaza edecek. Peki. Reklama gitmemiz gerekiyor hocam. Peki. Reklamlardan sonra yine inşallah kutsal topraklara, Mescid-i Aksa'ya uzanacağız. Mehmet Zeyt Yıldız kardeşimizin anlatımıyla. Ama şunu da hatırlatalım. O görüntülerin hemen arkasından da teravih. Uygulamalı teravih namazını var. Sorularınızı inşallah bekliyoruz. Kısa bir ara tekrar birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, Kubbetüs Sakra yani Kaya Kubbesi'nin içerisindeyiz. Göz alıcı süslemeler var. Hakikaten bakıyorsunuz ağırlıklı olarak yeşil tonları kullanılmış. Ve süslemelerde Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cennet meyveleri ağırlıklı olarak kullanılmış. Hurma, zeytin, nar, incir gibi çeşitli meyveler kullanılmış bu süslemelerde. Mermerleri görüyorsunuz sevgili izleyenler. Memlük eseri bunlar. 13. ve 14. yüzyılda onlar tarafından inşa edilmiş. Hani düşünün o zamanın teknolojisinde ne kadar güzel bir iş çıkarmışlar. Allah razı olsun, bizler de şimdi girip bu güzellikleri keyifle izliyoruz. Muazzam süslemeler, sarı ve yeşil tonlar içeride ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bunları tekrar belirtmekte fayda var ve dediğimiz gibi cennet nimetleri ile süslenmiş incir, nar, üzüm, hurma gibi bir takım meyveler bu süsleme sanatında kullanılmış. Muazzam, içerisi rengarenk kıymetli izleyenler. Yani adeta bir renk şöleni karşılıyor sizi ki bu kadar mukaddes bir kayanın bulunduğu bu mekana da bu yakışırdı. O dönem emin olun daha güzeli yapılabilseydi mutlaka onu yaparlardı, ondan da şüphemiz yok. Evet, Kubbetüs Sahra'nın içerisinde dolaşıyoruz birlikte.
Kubbetü Sahra'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sakalı şerifi ve ayak izinin olduğu bölüme geldik ve onu ziyaret edeceğiz. Elbette salavat-ı şeriflerle. Bizler getireceğiz, sizler de ekranlarınızın başında salavat getirmeyi aman ihmal etmeyin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. O kadar güzel bir koku var ki, kıymetli izleyenler, gönül ister ki teknoloji o kadar gelişmiş olsun, bu kokuyu size buradan gönderebilme imkanımız olsa keşke, ama şu an mümkün değil. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Buraya gelmeniz, Kubbetü Sahra'ya girmeniz ve bu mübarek emanetleri burada yerinde ziyaret etmeniz gerekiyor. Sizlerin yerine de ziyaret ettik. İnşallah Rabbimiz kabul eylesin. Sizler de bulunduğunuz yerden salavatlar getirin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ruhi saadetleri, onun âli ashabının ruhları için, Ehl-i Beyt'in ruhları için Fatiha-i Şerife okuyun. Rabbim inşallah sizi de ziyaret etmiş gibi kabul eylesin. Ama buraya gelmek lazım. Gelebilenler gelsinler, namaz kılsınlar. Gelemeyenler kandillerine yağ göndersin buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz de bu emri hatırlatmış olalım. Ve Kubbetü Sahra'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayak izinin bulunduğu bu güzide mekandan hepinize... Gezintimize, ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bir sadaka kutusu çıktı karşımıza. Üzerinde de bir yazı var ki bunu da hatırlatmak gerekir. Müminlerin annelerinden Meymune radiyallahu anha validemiz dedi ki, dedim ki ya Resulallah, Beytül Makdis hakkında bilgi ver. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, burası mahşer ve manşer toprağıdır. Oraya gidin ve orada namaz kılın. Orada kılınan her namaz diğer yerlerde kılınan bin namaz gibidir. Memune validemiz dedi ki ya Resulallah, peki oraya gidemezsek? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin. Her kim ki burayı aydınlatırsa onu ziyaret etmiş gibidir. Evet, burada kılınan bir namaz başka yerlerde, muhtelif yerlerde kılınan bin namaz gibidir. Ve gidebiliyorsanız gidin namaz kılın, gidemiyorsanız kandillerine yağ gönderin demiş Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Tekabbelallah, tekabbelallah. Sevgili izleyenler, Kubbetü Sahra, Kaya Kubbesi.
Kubbetüs Sahra'nın içerisindeki üç semavi din açısından kutsal olan kayanın altındayız. Ruhlar mağarasındayız. Bu mukaddes kaya üç din açısından, üç semavi din açısından da çok kutsal. Hristiyanlar için çok kutsal. Çünkü Hristiyanlar kıyamette Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Kudüs'e indiği zaman buraya geleceğini ve bu kayanın adalet kürsüsü olacağına inanıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, burası adalet kürsüsü olacak ve burada Hristiyanlara şefaat edecek ve buradan Hristiyanları cennete göndereceğine inanıyorlar. Bu kaya Yahudiler için de çok kutsal. Çünkü onlar bu kayaya yaratılış kayası diyorlar. Cenab-ı Allah'ın evreni, kainatı yaratmaya bu kayadan başladığına inanıyorlar, iman etmiş durumdalar. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın İshak Aleyhisselam'ı burada kurban ettiğine inanıyorlar. Tabii ki bizim inancımıza göre böyle bir şey söz konusu değil. Bizim için neden burası mukaddes, mübarek? Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhlar mağarasına geldiğinde Miraç gecesinde 4 ulul azm peygambere burada namaz kıldırdı, onlarla sohbet etti. Hangi peygamberler ulul azm peygamberler, hemen sayalım isterseniz. Hazreti Nuh aleyhisselam, Halilullah Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselama Efendimiz aleyhisselatü vesselam burada namaz kıldırdı, onlarla sohbet etti. Bu mübarek taşlara Efendimiz aleyhisselatü vesselamın mübarek nazarları değdi, mübarek ayakları bu taşlara dokundu. Bu taşlar o geceye şahitlik ettiler. Oldukça mübarek bir yerdeyiz. Buraya gelmelisiniz. Bu havayı solumalısınız. Kudüs'e geldiğinizde burada yaşayacağınız hisleri ben şu an size anlatamam. Hakikaten gireceksiniz ve buradaki o maneviyatı iliklerinize kadar hissedeceksiniz inşallah. Ve geldiğinizde buralara bizlere de ümmeti Muhammed'e dua edeceksiniz. Filistinli kardeşlerimize dua edeceksiniz inşallah. Sizleri bu mübarek yerden, ruhlar mağarasından selamların en güzeliyle selamlıyoruz ve inşallah sizleri de en kısa zamanda buraya gelmeye davet ediyoruz ve buraya gelmeniz için size bu mukaddes yerden dua ediyoruz. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Mevla inşallah bu koronavirüs belasından sonra gitmeyenlere de en kısa sürede kutsal topraklara, Mescid-i Aksa'ya gitmeyi nasip eylesin inşallah. Amin, amin. Diyelim. Ve evet hocam, uygulama bölümümüz teravih namazı bu gece konumuz. Tabii Ramazan'ın sünnetlerinden biri teravih, evet, namazıdır. Men sâme imanen vahtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembi. Kim Ramazan'ı İhya eder, sevabını Allah'tan beklerse günahları affolunur. Yine men kâme Ramazanı şeklinde var. Kim Ramazan'ı geceleri ibadet ederse. Dolayısıyla teravih namazı Ramazan'da kıldığımız en tatlı namazlardan biridir. Adı üzerinden ruhları zaten rahatlatan bir namaz. Terviha, rahatlatmak, hı hı, demek, ruha gıda demek. Dolayısıyla bu namazı bugün camilerde kılamasak da evlerimizde kılma imkanımız var. Fakat evde tabii insan camide olduğunda imama uyuyor, müezzin yardımcı oluyor. Orada insan sadece cemaat olmak kendisine düştüğü için okuyan var. Rahat kılabiliyor. Tekbir getiren var. Kendisine bir görev düşmüyor. Hatırlaması gerekmiyor kolay kolay. Ama burada evde kılarken ne zaman teravihe, nasıl niyet edeceğiz? Tekbirleri getirdikten sonra neler okuyacağız? Oturunca ne okuyacağız? İkişer rekat kılınca nasıl? Dört rekat nasıl kılınır? Bu ikisini de bir iki rekat kılarak, bir de dört rekat kılarak tarif edeceğiz. Müştebayı böyle alalım. Sevgili müştebayı buraya alırken biz videomuz varmış hocam konuyla ilgili. Hemen o soru videomuzu görelim. Tamam.
Evet, biz de hazırlığımızı yapmış olalım. Hocam hayırlı sahurlar. Muhsin Bey, Mustafa Hocam'a bir sorum var. Sorar mısınız rica etsem? Koronavirüs sebebiyle kılınmayan cuma namazlarını canlı yayın televizyon ekranlarından kıldırıp evlerde insanlara cemaat olamaz mı? Bir de teravih namazlarında aynı şekilde canlı yayınla evlerdeki insanlar uyarak izlenemeyiz mi? Sorar mısınız lütfen? Diyoruz izleyicimize. Şimdi eğer canlı yayınla namaz kılınacak olsa önce cuma kılınmalı. Kılınmalı. Teravih namazının canlı yayınla ya da camiye uyarak kılınmasına zaten gerek yok. Neden gerek yok? Teravih namazı cemaatle de kılınabilir, camide, evde de kılınabilir, müsaade vardır. Teravih namazının biz sünnet oluşunu şuradan anlıyoruz. Gerek Buhari'de, gerek Müslim'de, Kütüb-i Sitte'nin tamamında teravihle ilgili o kadar çok hadisler var ki Salatül Leyli fi Ramazan. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde mescide itikafa girer. İtikaf esnasında çadırından çıkar, gece namazı kılar. İnsanlar cemaat olurlar peygamberin arkasından. 3 gece bu devam eder. Bu namaz teravih namazıdır. 3 gün sonra 4. gün cami artık almaz. Fakat Resulullah Efendimiz cemaatin huzuruna çıkmaz. Sabah namazına kadar beklerler. Sabah namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurur. Bu namaza o kadar rağbet ettiniz ki farz olmasından korktuğum için bugün size bu namazı kıldırmadım. Dileyen burada kılsın, bundan sonra geceleri dileyen evinde kılsın. Buradan anlıyoruz ki evde de kılınır teravih namazı. İkişer de ikişer ikişer şeklinde ki Şafii mezhebinde nafileler zaten iki iki kılınır. Hanefi mezhebinde nafile namazları iki de kılabiliriz. 4-4 de kılabiliriz. Eftal olan 2'dir. Hatta 8'de 1, 10'da 1, 20'de 1 selama bile cevaz verilmiştir. Şimdi yatsı namazının farzı kılınmadan, yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınamaz. Bir defa yatsı namazın kılınmış olması lazım. Yani teravih namazını kılacak insan önce yatsıyı kılacak. Yatsı namazının 4 rekat sünnetini kıldık, ilk sünnetini. 4 rekat farzını kıldık. 2 rekat son sünnetini kıldık. Cemaatle beraber ya da evimizde. Yatsı namazının 2 rekat son sünneti. Ne kaldı geriye? Vitir kaldı. Vitir namazını kılmıyoruz. Şimdi hemen kılmıyoruz. Vitir namazından önce teravih kılacağız. Yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Ve niyet ettim Allah rızası için bugünkü teravih namazını ya da niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya uydum hazır olan imama. Eğer imam varsa, cemaatle kılıyorsak ama tek başımıza kılıyorsak niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya diyoruz. Hatta bununla ilgili bir soru vardı. Soru şuydu. Her 4 rekatta, 2 rekatta bir niyet etmemiz gerekiyor mu? Hayır. Evet. Burada niyetimizi yapıyoruz. En başta. En başta 20 rekat kılmaya niyetlendik ve en başta niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya diyerek kıbleye dönüyoruz. Allahu Ekber diye iftitah tekbirini alıp elimizi bağlıyoruz. İftidah tekbirinden sonra normal her namazda olduğu gibi Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimiz diğer mezhepte okunan dualarda değişiyor. Sübhaneke duasıyla başlıyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Cemaatle de kılıyorsak, tek başımıza da kılıyorsak sesli okuyabiliriz. Burada. Dolayısıyla burada kendi duyacağımız şekilde okuruz. Fatiha ile başlıyoruz. Evzu Besmele'den sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sırâta l-müstakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velattâllîn. Fatiha bittikten sonra çoluk çocukla kılıyorsak bu namazı, cemaatle kılıyorsak, onlara eğitim olması bakımından, ezberleri güçlensin diye, Elem Tera'dan aşağıda, namaz sureleri diye meşhur ya, onunla başlamamız çok güzel olur. Onunla devam etmemiz evde bir talim olur, terbiye olur, eğitim olur. Fatiha'dan sonra Elem Tera'dan başlayalım. Elem Tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil, elem yec'al keydehum fi tadlil, ve ersele aleyhim tayran ebabil, termihim bi hicaratin min siccil, fecaalehum ke asfim me'kul. Allahu Ekber. Rükûya gidiyoruz. Evet. Tesbihatımızı yapıyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Allahu Ekber. Burada bir müddet beklemekte fayda var. Allahümme mağfirli verhamni verzukni vafini diye bu duaları okuyacak kadar beklemek lazım. Buna celse deniyor. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Allahu Ekber. İkinci rekat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sırâta l-müstakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velattâllîn. Amin. Li'îlâfi Kureyşin îlâfihim rihleteşşitâi vassâif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Allahu Ekber. Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İki rekat kıldık. Tekrar Allahu Ekber diye ikinci rekata başlıyoruz. Fakat Müşteba üçüncü ve dördüncü devam etmek istedi. İkiden kalktık. Evet. Ellerimiz bağlı şekilde kalkıyoruz. Tekrar burada eğer üçe kalkacaksak orada ettehiyyatüden sonra salli barikleri okuyoruz. Rabbenaları okumadan kalkıyoruz. Ve üçüncü rekatta tekrar neyle başlıyoruz? Sübhaneke Allahümme
ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'yı okuyoruz. Sonra 3. rekatta Erayetellezi okuyoruz. Erayetellezi'den sonra rükûya gidiyoruz. Allahu ekber. Subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Dördüncü rekattayız. Son rekat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Devam ettik. Ve Kevser suresi sırası onda. İnne atainakel kevser fesalli li rabbike venhar. İnne şanieke huvel ebtar. Allahu ekber. Subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Subhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Dördüncü rekatta son oturuşta yani ikinci oturuşta oturduk. Ettehiyyatü'yü okuyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuduk. Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okuduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyince tekrar salavat getiriyoruz. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sallu ala Resulü Muhammed deyip kaldırıyoruz tekrar. Dört rekat kıldık. İki. Dört rekat kıldık. Sekiz etti. Evet. Dört rekat kıldık. 12. 12 etti. Dört rekat kıldık. 16. Bir dört rekat daha kıldık. 20. 20 rekat teravihten sonra salavatlar, artık orada sohbetler, ilahiler, dualar olabilir. Duamızı yaptıktan sonra tekrar bir salavatla Allahümme salli ala Muhammed diyor kalkıyoruz. Efendim sonra da salat-ı vitre niyet ettim Allah rızası için. 3 rekat. Vitir namazını kılmaya diyerek 3 rekat vitir de Ramazan'a mahsus cemaatle kılınabilir. Ramazan'a mahsus. Ramazan'a mahsus. Ramazan'ın haricinde yalnız kılınır ve vitir namazı bittikten sonra da namazla ilgili tesbihat, zikir vesaire hepsi dualar yapılır. Aşr-ı şerifler okunur. Yatsı namazından sonra, teravihten sonra Amin-er Resulü okunur. Ve ondan sonra da Fatiha ile birlikte o sevaba inşallah ermiş olur. Ne tatlı bir namazdır, değil mi? Şimdi yatsı namazında eve, camiye gidemiyoruz. Teravihi evimizde kılıyoruz. Evde cemaat varsa, cemaat olabiliyorsak bu coşkuyu bir nebze yaşarız. Mümkün mertebe yapalım. Ama yok, mümkün değil. Kendimiz kılacağız. Bunu da böyle 2-2, 4-4 şeklinde hangisi daha bizim efendim mümkünse, müsaitsek o şekilde ihmal etmeyelim. Ramazan'ın geldiğini, evimizdeki kabre benzemeyecek, evimizde namaz olacak ki orada bereket olsun, melekler gelsin. Dualar olduğunda melekler üşüşürler. Bu şekilde inşallah Ramazan'ın sonuna kadar, son gece hariç, yani bayram gecesi, bayrama ulaştıracak o gece teravih namazı artık kılınmaz. Yok. Bir gün öncesinden teravih namazı kılınmış olur. Hocam çok soru geliyor. Hepsine vakit bulamayız ama. Özellikle teravihle ilgili varsa. Var, çok var. Onları, çok var hocam. Onları cevaplayalım. Şimdi öncelikle biraz evvel niyet ettiniz siz. Evet. Bireysel bir niyet. Niyet ettim etti Allah hocamız rızası diyor. İçin. Biz ilk defa evde cemaatle namaz kılacağız. Ben çocuklarıma ve eşime namaz kıldıracağım. Peki ben eşimi ve çocuklarıma nasıl niyet etmeliyim? Birinci İmam soru. Mı?
Evet, imam olan kişi. Evet. Nasıl niyet edecek? İmam olan kişinin niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya ya da kıldırmaya, arkamdakilere imam olmaya diye gönlünden geçirmesi yeterlidir. Hı hı. Bak, gönlünden geçirse yeterlidir. Bu niyeti, arkasında kadınlar varsa bu niyeti yapması lazım, gönlünden geçirmesi lazım. Ama bir erkek erkeklere imam olurken imam olmasına niyet etmeden de cemaat yapılabilir. Hı. Yani birini biz bir erkeği farz namazı kılarken gördük. O imam olmaya niyet etmemişti. Tek başına kılıyordu. Biz onun yanına gider Allahu Ekber diye cemaat olabiliriz. Dolayısıyla hanımlar da varsa, kadınlar vesaire de varsa onlara da imamete niyet etmesini, gönlünden geçirmesi yeterlidir. Diliyle söylerse niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kıldırmaya, arkamdakilere imam olmaya diye söylemesi gerekiyor. Evet. Bir diğer soru hocam. Diyelim ki biz bu hocamızın bahsettiği sureleri bilmiyoruz. Nasıl evet. kılacağız? Fatiha'yı biliyorsak, bildiğimiz iki sure varsa, başka da yok. Kevser ve İhlas. Kevser ve İhlas varsa, her rekatta Fatiha, peşinden işte Kevser önce geldiği için İnna Atayna'yı okuyoruz. İkinci rekata kalkınca da Fatiha ile İhlas'ı okuyoruz. Diğer bütün rekatları aynı şekilde yapabiliriz. Evet. Bir diğer soru hocam. 8-8-4 kılınabilir mi? 8-8-16, 4 daha 20 kılınabilir. 10-10 da kılınabilir. Fakat hangisi daha sevaptır? 2-2-2, 5 tane 2, hı-hı. efendim 10. 10 tane 2 yaparsa 20 rekat olur. O evet. daha sevap olur. Bir başka izleyicimizin sorusu. Ben teravih kılmayı bilmiyorum. Seccademin önüne videodan izleyerek, takip ederek bu şekilde kılıyorum, önüne koyarak, olur mu diye soruyor. Hanefi mezhebinde olmaz. Olmaz. Evet, olmaz. Olmaz. Kadınlar kendi aralarında cemaat yapıp teravih namazı kılabilirler mi? Kılabilirler. İmam nasıl olacak hocam peki? İmam kadınlar arasında zaruret varsa hanımlardan biri öne geçmeden aralarında durarak kıldırabilir. Evet. Ama erkek bir imam varsa o ayrı bir perdenin arkasında hanımlara yabancıysa imamet yapabilir. Evet. En çok da sorulan, en başta cevapladığınız soru vardı. Acaba teravih işte canlı olarak yayınlansa da biz de uysak, kılsak şeklinde. Teravih canlı yayınlansa da biz de uysak da olmaz. Televizyona uyulmaz. Çok soruluyor hocam bu. Televizyondan, dijital ortamdan namaza uyulmaz. Namaz cemaat olabilmek için ya imamın bizzat kendi sesini duyacağız veya imamı göreceğiz ya da imamı gören, peş peşe gören cemaati, en son cemaati biz de görmüş olacağız. İrtibat kesilmeyecek. Yani o cemaatle, camiyle irtibatın kesilmeyecek. Yoksa televizyon, elektrik kesildi, şartel attı vesaire. Nerede kalacaksın? Böyle bir şey yok ki zaten. O nerede, sen neredesin? Evet. Teravihte her iki rekatta bir Sübhaneke okunmalı mı diye sormuş bir izleyicimiz. İki rekat dörde tamamlıyorsak da üçüncü rekatta okuyacağız. İkide iki iki kılıyorsak her iki rekatta okunmaz. İlk rekatlarda. Hı hı. Birinci ve üçüncü rekatlarda Sübhaneke okuyoruz. Peki, konuyla ilgili telefonumuz var. Hocam yormayalım isterseniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Telefonumuz herhalde teravih ile ilgili. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hocam benim sorum şu. Biz kız kardeşimle evde teravih namazı kılıyoruz. Evet. Şimdi ben hani normalde teravihe gittiğimiz zaman imama uydum diye söylüyoruz. Evet. Şimdi kız kardeşimle ben mesela o sesli okuyor, ben ona uyuyorum. Niyetimi nasıl yapmam lazım hocam? Orada sizin zaten niyet etmiş olmanız yetiyor. O imamet yapıyor aynı zamanda ona uyduğunuz için. Siz cemaat olmuş oluyorsunuz. Evet. Niyet ettim. Yani, hazır olan imama demeniz yetiyor. Diyeceğim. Tabii. Ya hocam ikinci bir soru. Bu gönlünüzden geçmesi de yetiyor. Birebir böyle illa tamam, söylemek hocam, de yetiyor. Allah razı olsun. Rabbim sizler başınızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Bir sorum daha olabilir mi hocam? Buyurun. Buyurun. Hocam benim gelinim şu an hamile. Bir de tiroid hastalığı var. Yani tutmakta zorlanıyor.
acaba onun günahı nedir? Yani tutsun mu, tutmasın mı, böyle bir tereddütteyim. Yani hem hasta hem de hamileyse, evet, o çocuğa zor gelecekse, kendini bilir o gelininiz. Evet. Dolayısıyla zorlamasın. Ona bir ruhsat var. Ha, yok, evet, ben denedim daha önce de tuttum. Herhangi bir çocuğa da bana da zarar olmadı diyen hamile kadınlara da tutma demiyoruz. Evet. Tutabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Selma Hanım. Allah'a emanet olun. Elazığ'a selamlar. Elazığ'a selamlar. Hocam sorulardan birisi de şu. Bazıları 8 rekat olduğunu söylüyor. Bazıları 20 rekat diyor. Hangisi doğru? İkisi de doğru. İkisi de doğru. Şöyle doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teravih namazını kıldığını, 3 gece kıldırdığını biliyoruz. Fakat kaç rekat kıldığı konusunda çok çeşitli hadisler gelmiş. Evet. Teravih ile ilgili, Ramazan'daki kılınan Salatül Leyl fi Ramadan'la ilgili hadislerde Hazreti Ayşe'den gelen güçlü bir rivayet var. 8 rekat gece namazı kılardı. Ramazan'da teravih 8 rekattır diyor. Yine efendim 20 rekat olduğuna dair rivayetler var. Mezhepler bu 12 diyen var, 20 diyen var. Hatta 40 Maliki mezhebinde 40 diyen alimler olmuş. 40. Hanefi mezhebi 20 Hazreti Ömer'in uygulamasını esas almış ve 20 rekat olduğuna kanaat getirmiş, tercih etmiş. Hiçbirini yapamayacak, yani 40 rekat, 20 rekat yapamayacak, çok yorgun, bitkin bir insan teravih namazını 8 kılsa olur mu? Olur. Ben yorgunum, 20 kılacak halim olmadı. Ona da ruhsat var. Çünkü onun da kitaplarda, diğer mezheplerde yeri var. Hani biz bazen zaruret halinde başka mezheple amel ediyoruz ya, onun gibi. Dolayısıyla 8 kılanı kınamayız. Yani niye 8 kıldın vesaire gibi. 20 kılmak eftaldir. İbadetlerde, nafilelerde sınır yoktur. Ne kadar fazla yaparsan o kadar sevabı vardır. Ama Hazreti Ömer bir uygulama koymuş. O günden bugüne kadar cemaatle kılınıyor, 20 rekat kılınıyor. Biz de onu Hanefi mezhebi tercih etmişiz ve öyle devam ediyoruz. Bunu da mümkünse bozmamak lazım. Bir izleyicimiz, hocam teravih namazını kılarken abdest sıkıntısı çekiyorum. Abdestimi tazeledikten sonra baştan mı başlayacağım, kaldığım yerden edeceğim? Selamdan sonra gider, 4 rekat kılmış olabilir, gider abdestini alır, diğer 4 rekata geçer. Hatta teravih ne demektir? Arada rahatlamak demektir. Terviha, hı hı, rahatlama, ara verme, fasıla verme demektir. Böyle peş peşe paldır paldır hepsini birden üst üste kılmak da doğru değil. Arada böyle dinleneceksin. Vücudun da hakkı var çünkü. Teravih oradan gelir. Yoksa öyle ter dökmek bilmem ne falan yok yani. Yavaş yavaş, sakin sakin. Geçen birisi yazmış, bir hoca arkadaş. Yahu eskiden jet imam arardınız, birini çok hızlı kıldırıyor diye, birini yavaş kıldırıyor diye çok öyle her türlü tenkit ederdiniz. Şimdi istediğiniz ya gibi. Ya hocam. İstediğiniz gibi kılınmıyor. Hatimle kıldırılması hocam. Hatim de çok tatlıdır. Hatimle, evet, kılınması. Hem bir mukabele hatim sevabı alınır, hem teravih namazı sevabı alınır. Onun tadı ayrıdır. Gücü yetenlere tabii. Bir izleyicimiz soruyorlar. Mustafa hocamızın teravihte söylediği, okuduğu salavatı ben söyleyemiyorum. Onu okumasak eksik mi olur? Olmaz. Allahümme salli ala Muhammed. Burada neden salavat getiriyoruz? Bir, Estağfirullah. İnnallâhe ve melâiketehu yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ayet-i kerimedir. Rabbimiz buyurur ki şüphesiz Allah ve melekler Nebiye salat ederler. Ey inananlar, siz de tam bir teslimiyetle ona salatu selam ediniz. Bir Müslümanın hayatında en az bir sefer ömründe salavat getirmesi farzdır. Allah'ın emridir. Bunu yerine getirecek. Adı anıldığı zaman salavat getirmek de sünnettir. Peygamberimizin adı anıldığında. Biz zaten oturuşlarda ettehiyyatü de Nebiye selam veriyoruz. Evet. Salli barik okuyarak salavat getirmiş oluyoruz. Fasılaları peş peşe olmasın, fasıla olsun diye, evet, salavatla bölüyoruz. Teravih namazına tekrar kalkacağız ya, orada en güzel şey ne yapalım? Lakırtı yapmaktansa namazda gibi bir salavat getirelim. Allahümme salli ala Muhammed demesi de yeter. Allahümme salli ala Seyyidine, bu şekilde salavat getirmesi de olur. Gibi ikisi de olabilir. Her ikisi de olabilir. Evet.
Bir izleyicimizin sorusu. 13 yaşında oğlum var. Erkek olarak o var sadece ailede. Ona ben teravihi kıldırıyorum. Ben de ona uyuyorum. Uygun mu? 13 yaşında bir oğlum var diyor. İmamlık yapabilir mi diye soruyor. Başka biri yoksa, Taif zamanında uzanan eli Taif reddetti. Rahmet eli geldi. Peygamberi taşladılar. Ama Resulü Efendimiz'in hicretinden sonra Medine'de İslam güçlenince ve Hicaz Müslüman olmaya başlayınca Taif de Müslüman oldu. Ebu Davud'un Sünen'inde geçer bu salat bahsinde. Taif ehli bir grup geldi, Müslüman olanlar. Resulü Efendimiz onlara namazdan bahsetti. Cemaatle 5 vakit namaz kılacaksınız. Dediler ki imam kim olacak ya Resulallah? Kur'an'ı en iyi bileniniz imam olsun. Bizim içimizde en iyi Kur'an bilen 10 yaşında bir çocuk var dediler. O zaman o size namaz kıldırsın. 10 yaşında. Siz öğreninceye kadar o size namaz kıldırsın. Orada bir zaruret vardı. Bu 10 yaşında buluğa ermiş midir, ermemiş midir tartışma konusu ama oralarda ermiş olabilir büyük ihtimalle. Ve Taif ehline o 10 yaşındaki çocuk Aşra Sinin 10 yaşında hadiste geçiyor. Bir yıl boyunca namaz kıldırdı. Dolayısıyla 13 yaşındaki bir delikanlı diyelim artık. O sureleri, Kur'an'ı, imameti güzel yapıyorsa, başka da bir kimse yoksa imamlık yapabilir. Ama imamlıkta esas olan ehil olandır. Akil bali, rüştünü ispat etmiş. Ne kadar olgun, ne kadar kamil, ne kadar yaşlı olursa ilimle, fıkıh bilgisiyle beraber eşitler arasında o yaşlı zatın imamet yapması daha makbuldür. Ama esas olan fıkıh bilgisidir, Kur'an bilgisidir. Yani namaz nerede bozulur, neler namazı bozar, abdest nasıl bozulur, namaz nasıl kıldırılır bunları bilmesi lazım. Bir de Kur'an'ı bilmesi lazım. Ama bunları hiçbirini bilmiyor. O zaman o kişi imam olamaz, imamlık yapamıyor. Yani nasıl selam verecek, nasıl edecek? Sadece Kur'an okumakla namaz kıldırılmaz. Evet. Telefonumuz var hocam. Herhalde yine konumuzla ilgili bir soru. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hayırlı Ramazanlar Ankara. Şemsettin Bey. Evet. Buyurun sorunuzu duyalım. Şemsettin Düzşehir evet. Hayırlı sahurlar. Teşekkürler buyurun. Mümkünse hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun efendim. Hocam nacizane sormak zorundayım. Teravih namazının farziyeti var mıdır yok mudur? Farz mıdır? İlla olmazsa olmaz mıdır? İlla kılmamız mı lazım? Sünnet midir, farz mıdır? Bunun hükmü nedir? Kılınamıyorsak, kılamıyorsak ya da cemaat oluşturamıyorsak ya da bu konuda eksiklerimiz varsa hükmü nedir? Evet. Ne yapmamız lazım? Evet. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Buyurun hocam. Şimdi teravih namazını az önce de anlattım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama 5 vakit namaz bütün müminlere farz kılınmıştır. 5 vakit namaz. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Farz olan bu namazlardır. Bir de cuma namazıdır. Cuma namazı ve teravih namazının dışındaki bütün namazlar farzın dışındadır. Bunlar nevafil şeklindedir. Vitir vacip vardır arada. O da bazı mezheplerde sünnet, bazılarında vacip. Bayram namazları vardır. Bayram namazları bazı mezheplerde sünnet, vacip. Hanefi mezhebinde vacip. O farzın dışındakiler ayrı bir sınıftır. Dolayısıyla teravih namazı farz değildir. Hatta peygambere teheccüd namazı emredilir. Kur'an-ı Kerim'de ve teheccüd bihi nafileten lek nafile olarak yani farzın dışında teheccüd kıl denilmiş olmasıyla peygamberin teheccüd kılması bir anlamda kendisine vaciptir. Bize de kuvvetli bir sünnettir. Farzın dışında hiçbir cumanın ve 5 vakitin dışında hiçbir namaz farz değildir. Burayı karıştırmamak lazım. Nedir o zaman? Ya vaciptir ya sünnettir veya müstehaptır. Teravih namazı sünnet bir namazdır. Teravih namazını kılanlar oruçtan, oruç günlerinde kılınır. Kılanlar sevabını alır. Mazeretsiz kılmayan bu ikramı reddetmiş, bu güzellikten mahrum olmuş olur.
Ama sen teravihi kılmadın, orucun kabul değil. Sen teravihi kılmadın, büyük günahkar oldun da kimseye denemez. Bunu ayırt etmemiz lazım. Kılamıyorum, müsait değilim, cemaat yapamadım, kılamadım. Allah inşallah başka yerden sevap alırsın. Bu yapanlar sevabını alır, yapmayanlar, yapamayanlar daha doğrusu kınanmazlar. Ama mahrum kalırlar. Hafife almak, sünneti hafife almak o da doğru değil. Canım bu sünnetmiş, bırak sünneti hafife alamayız. Sünneti yapmazsak günahkar olmayız. Sevaptan mahrum oluruz. Ama sünneti hafife almak tehlikeli bir iştir. Ramazan'dan önce hocam buyurduğunuz üzere bu tartışmalar başlamıştı. İşte camilere insanlar gidemeyecekler. Camilerde teravih kılınmayacak. Oruç ibadeti eksik olur. Ramazan ertelensin diye tartışmalar başlamıştı biliyorsunuz. Oruçla oruç ibadeti eksik olmaz. Orucun kendi ibadetiyle teravih ibadeti aynı değildir. Teravih gece namazla alakalıdır. Oruç gecelerinde kılındığı için teravih diyoruz. Ama oruç müstakil bir ibadettir. O da nedir? İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yemekten, içmekten, cinsel ilişkilerden uzak durmaktır. Evet. Nefis terbiyesidir bir anlamda. Teravih başka bir şey. Ama bu namazın farzını, vacibini, sünnetini de bilmemiz lazım. Yani hangi namazlar farz, hangi namazlar vacip, hangi namazlar sünnet ve bunların arasındaki fark nedir? Mesela akşam namazını kılmayıp teravih namazını kılıyor, akşamı kılmıyor. Bu neye benzer? Altını almıyor, gümüşü alıyor. Yani daha kıymetli kıymetlisini terk ediyor. O anlama gelir. Aradaki farkı bileceğiz. Evet. Levent Bey sormuşlar. Hocam ben teravih namazını 6-6-4-4 şeklinde kılıyorum. Olur mu diye sormuş. Yani orada hiçbir sınırlama yok nafilede. Her şekilde kılınabilir. Bir başka izleyicimiz 2-4-6 şeklinde kılıyor olur demiş. Ama eftal olan, daha sevap olan salatül leyl, mesna, mesna, gece namazları, gece kılınan namazlar 2-2 kılınırsa çok daha güzel olur. Bir diğer izleyicimiz de ben sahurdan önce kılıyorum. Ben teheccüd vakti kılıyorum. Teheccüd de ayrıca kılabiliriz. Sahurdan önce yatsı namazının peşinde. Evet. Bir WhatsApp videomuz var. Görelim. Merhaba hocam. İyi akşamlar, iyi sahurlar. Sahur vakti girdiğinde sabah namazı kılınır mı? Teşekkür ederim. Evet, bu teravihli değil ama namaz sorusu. Yani sorusu herhalde sahur vaktinden kastı imsak vakti olacaktı. Evet, evet. İmsak girdikten sonra sabah namazı vakti girmiş olur ve sabah namazı kılınabilir. Fakat biz yine de şunu ihtiyat payını da söylüyoruz. Oruca hemen başlayalım. İmsakla beraber namazı vaktimiz varsa, sağlığımız vesaire müsaitse biraz 10-15 dakika daha geç kılmak. Hanefi mezhebi özellikle güneş doğmasına işte bir namaz kılınacak kadar daha vakit kalması yeterli bir seviyede o zamana kadar geciktirmek daha eftel. Diğer mezheplerde erken kılınması daha eftel sayılmış. Mezhepler arasında görüş farklılığı var ama her ikisi de vaktin içerisinde. Sabah namazı kılınır. İmsaktan sonra sabah namazı vakti girer. Acelesi olan, işi olan kılar. Acelesi olmayan biraz bekler. Mesela bir cüz okursunuz. Mukabele vesaire takip edenler için de güzel olur. Ondan sonra sünnetiyle beraber evde cemaat yapabilirsiniz. Ya da kendi başınıza önce sünnetini, sonra da farzını kılarsınız. Evet. Bir başka izleyicimizin sorusu hocam. Tek başıma kılıyorum teravih namazını ve sesli kılıyorum. Mahsuru var mı? Kılabilir. Sesli. Teravih namazını sesli kılabilir. Tüm rekatları. Tüm rekatlarda sesli. Yani tüm kıraati, Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi sesli okuyabilir. Evet. Bir WhatsApp videomuz daha var. Görelim. Hayırlı akşamlar. Hocam size bir sorum olacak. Mesela ben 1,5 aydır evdeyim, evden çıkmıyorum. Bisikleti süren çocuk vardı. Ben çıkmazken onlar çıkıyordu. Bu bir kul hakkı mıdır? Dışarıda bisikleti sürenlere özenmiş gariban çıkamıyor tabii evet. Virüsten dolayı. Şimdi tabii niye çıktığını bilmiyoruz ama gerçekten kurallara uyan kazanır, kurallara uymayan kaybeder. Onun annesi babası da yakınları da onlara dikkat edeceğiz. Mazeret yoksa bir bizim bilemediğimiz sebepler var. Biz kendi başımıza göre hiçbir zarar yok.
ne olur ben şurada dolaşsam, sokağa çıksam, gitsem bir alışveriş yapsam tek başıma. Ama herkes sizin gibi düşündüğünde ne oluyor işte? Ondan sonra pazar yerine dönüyor, çarşı, caddeler, marketler ve maalesef hastalık yayılıyor. Bundan tedbir olarak bir kural konmuşsa, kural hepimiz içindir. Dolayısıyla uyumak lazım. Kul hakkına girer mi? Girer. Haksızlık yapmayacağız. Bu şuna benzer. Sıraya girmiş herkes, sırası gelince ihtiyacını giderecek, alacağını alacak, alışverişini yapacak. Siz sırayı bozuyorsunuz. Evet. İhlal ediyorsunuz. Evet. Olmaz. Bir başka izleyicimiz teravih namazı ile ilgili şöyle sormuşlar. Sadece İhlas suresini biliyorum. Bu durumda ben ne yapacağım? Olur. Olur. İhlas suresi. Bütün rekatlarda o zaman İhlas suresini. Ama tavsiyemiz Kur'an-ı Kerim ne kadar çok okursa inşallah cennetteki mertebeler o kadar çoğalacak. Evet. Sure ezberleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Yani zor, her şeyi ezberliyoruz da 4 tane sure ezberleyemiyor muyuz? Ezberleyeceğiz. Bir izleyicimiz, eşimi kaybettim. Çocuklarıma ben, hanımefendi soruyor bunu, teravih namazını kıldırabilir miyim? Çocukları hani küçük, onlar eğitim amaçlıysa kıldırabilir. Bunun nesedildiğine dair görüşler de var. Çok asr-ı saadette zayıf bir örneği var. Bir hanım, kocası kıldıramadığı için, imamet yapamadığı için engelli, bilemiyor okumasını vesaire. Peygamberden müsaade alıp sadece evinde eşine bir imamlık yapmıştır. Onun dışında kadınların erkeklere imameti caiz değildir. Caiz değildir. Değildir. Evet. Ama kendi aralarında kendi arasında da çocuğa hani benim 5 yaşında namaz farz olmayan bir çocuğa evet. göstermek maksadıyla yapabilir. Zaten kendi başına kılmış olur. Fakat şöyle de bir yanlış algıyı sebep olmamak lazım. Bak ben imam oluyorum, ben size namaz kıldırıyorum. Kadınlar imam olur, cemaat yapabiliriz. Algısını doğurmak doğru değil. Evet. Bir başka soru, çalışma saatiyle teravih namazı çakışan kimseler ne yapacaklar? Yani kılmazlarsa ne olur? Yani evinde diye kılacak, istiyor. Daha sonra kılacak, kılarsa sevabını evet. alır. Teheccüd namazıyla teravih namazının arasındaki fark ya da benzerinde uyuduktan sonra kalkıp kılınan bir namazdır. Ama işi gereği yatmamışsa, gece yarısına kadar sahur yapıp yatacaksa onun kıldığı da teheccüd olur. Teravih namazı Ramazan'da yatsı namazının peşine kılınan ya da yatsı namazından sonra Ramazan'a mahsus kılınan bir namazdır. Burası şöyle bir tartışma var. Peygamber Efendimiz'in bu kıldığı 3 rekatlık, 3 günlük kıldırdığı bu namaz, 3 gün teheccüd namazını mı kıldırmıştır yoksa ayrıca bir namaz mı kıldırmıştır? Buhari'ye baktığımız zaman bu Ramazan'da kendi kılacağı namaza cemaatin uymuş olması bunun teheccüd olduğunu biraz daha güçlendiriyor. Yani Ramazan'da kıldığı teheccüdü Peygamber Efendimiz arkasındaki cemaate de kıldırmıştır. Dolayısıyla teheccüd kılan da bir anlamda teravih kılmış gibi olur. Ama uygulamaya baktığımızda, asr-ı saadetten günümüze gelen uygulamaya baktığımızda, geleneğe de baktığımızda teheccüdü ayrıca kılıyoruz. Önce teravihi kılıyoruz, sonra yatıyoruz veya yatmıyoruz. Aradan seher vakti geldiğinde, teheccüd vaktinde ayrıca teheccüd kılıyoruz. Uygulama öyle olmuş. Önce teravih, sonra teheccüd. Teheccüd. Peki, telefonla devam edelim. Bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Adana merhabalar, selam ediyorum. Hayırlı sahurlar. Teşekkürler, buyurun. Hocama sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun kardeşim. Hocam benim geçen Ramazan'da tutmadığım orucum var. 3 aylarda niyet etsem yerine geçer mi? Peki sorunun cevabını reklamlardan sonra alalım. Bir sorum daha var. Hemen kısaca alalım, reklama gitmek tamam. zorundayız. Evet. 2 gün ben oruç tuttum ama niyet etmedim bu Ramazan. Kabul olur mu? Niyet etmeden oruç tuttunuz. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Kısa bir ara, aradan sonra inşallah evet. tekrar birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikte sevgili izleyenler, Mustafa Karataş hocamızla iftar saati
her gün Kanal 7 ekranlarında saat 18.45'te. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Hocam, reklamlardan hemen önce bir izleyicimiz iki soru sordular. Birisi, geçen yıldan kalan oruç borçlarım var. 3 aylarda tutabilir miyim dedi. Bir diğer sorusu da, 2 gün niyetsiz oruç tuttum, kabul olur mu diye sordu. Şimdi kaza oruçlarını parça parça tutabiliriz. Bunu 3 aylar dediğimiz Recep Şaban aylarında da tutabiliriz. Bunun dışında istediğimiz zaman da tutabiliriz. Oruca kalktım, oruç tuttum ama niyet etmedim. Bu mümkün değil. Yani şöyle bir şey. Siz sahur yaptıysanız, iftar yaptıysanız ve akşamdan oruç tutmaya niyet ettiyseniz, gündüz de orucu bozacak bir şey yapmadınız, oruç tuttunuz zaten. Niyet etmedimden kasıt şudur benim anladığım kadarıyla. Dilimle bunu söylemeyi unuttum. Evet. Dille söylemek şart değil. Niyetin mahalli kalptir. Kalben benim bugün oruç tutmaya kararım var mı? Var. Ben karar verdim. İşte bu karar niyettir. Karar vermek niyettir. Bu dille söylemek bazı ulemaya göre müstehap. Hatta bazı ulema da enteresandır. Dille söylemeye karşı çıkanlar da var. Yani gerek yok. Esas olan kalptir derler. Dolayısıyla oruç tutmuş o kardeşimiz. Öyle anlaşılıyor. Allah, evet, kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet, vakit ilerliyor hocam. Duaya geçmeden önce. Evet, bugün biraz tövbe konusunu. Hem nefis kendimize, hem İslam alemine, hem de gerçekten şu Ramazan'ın başı rahmet olan güzel günlerinde Rabbimize yönelişin bir vesilesi olarak tövbeden bahsedip tövbe dualarıyla inşallah. Bol bol dua etmeyi Rabbim nasip eylesin. Tövbe, taip, yönelen demek. Yönelmek. Tevbeten ilallah, Allah'a yönelmek demektir. Batıldan, yanlıştan, haramdan, günahtan yüz çevirmeye tövbe denir. Buradan şeytana uydum, nefsimin peşine gittim, yıllarım boşa gitti, ben her türlü haltı karıştırdım, günahla kirlendim ama aklım başıma geldi, eyvah dedim, ne yaptım diye pişman oldum, Allah'a yöneldim. Tevbenin ilk şartı pişman olmaktır. Günahı yapıp da yüzü kızarmadıysa, günahı yapıp da içine bir pişmanlık düşmediyse imanını sorgulasın. Bir Müslüman günah işlediğinde üzülür. Bir Müslüman bir sevabı kaçırdığında üzülür. Namaza kalkamadım, üzüleceğiz. Kalkamadım, kalkmak istiyordum ama üzüntü geldi. Üzülmüyorsan sende bir sıkıntı var imanında. Haramı işledin, günaha battın, çıktın, hala üzülmüyorsun. Sende bir problem var. İşte bu üzülmeye tövbenin ilk şartı diyoruz. Üzülecek. İkinci şartı, bir daha yapmayacağım. Ben tövbe edeyim. Allah nasıl olsa tövbeleri kabul ediyormuş. Gene tövbeden sonra bir daha yaparım. Şeytan sizi böyle kandırmasın. Ayet-i kerime var. Bu da şeytandandır. Şeytan, ya tövbe edersin bir daha yaparsın der. İçeriden fısıldar sana dışarıdan ve nefis onunla meşgul olmaya başlar. Tövbe samimi olacak. Bir daha dönmemek üzere yöneleceğiz. Kesin söz vereceğiz. Kul hakkı varsa, hakkı ödeme imkanı varsa mutlaka hakkı ödedikten sonra tövbe edeceğiz. Kul hakkını ödememişsiniz. Ödeme imkanınız var. Yakınsınız, yanınızda her türlü hakkı gasp etmişsiniz. O halinizde Allah beni affetsin, ya Rabbi affetsin, Allah'a yalaçıyorsunuz. Ama o size belki de beddua ediyor. O halde bırakamazsınız. Helallik alacak şekilde hakkını ödeyeceksiniz. Tövbenin nasuh tövbesi olması. Yani ya nasuh gibi ya da çok samimi olması. Ve tövbe bütün şeytani, nefsani her türlü tuğyandan, azgınlıktan bir daha o tarafa dönmemek üzere, o tarafa bakmamak üzere Allah'a ihlasla, samimiyetle ve Allah'ın seni bildiğini,
neye karar verdiğini, neye döndüğünü hissederek el aç ya da gönlünden bir de bunu gözyaşıyla yıkarsan o zaman tövbe daha da Allah katından makbul olur. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً جَمِيعًا. Bazen topluca tövbe gerekir. Bazen tek başımıza tövbe ederiz ama bugün olduğu gibi şu korona virüsü belasının Kabe'yi, Beytullah'ı, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'yı, camilerimizi, cumamızı tehir ettirdiği gibi topluca bir felakete, topluca bir cezaya, topluca bir musibete uğramışsak tek tek tövbe etmemiz yetmez. Toptan akıllanmamız lazım. Toptan Allah'a yönelmemiz lazım. Topluca Allah'a tövbe etmemiz lazım. Hep beraber. Çünkü parçalanmanın zaten getirdiği bir belayla karşıyayız. Bencilliğin ve her türlü şeytani ve nefsani arzunun, makamın, mevkiinin, şöhretin, paranın, hırsların peşinden sadece Rabbena hep bana sadece kendini düşünerek yaşamanın getirdiği bir felaketle karşı karşıyayız. O halde topluca tövbe edeceğiz. Tövbe etmek için illa insanların arasına girip ben tövbe edeceğim diye ilan etmek de gerekmiyor. Ama bu da yapılabilir. Pişman oldum, tövbe ediyorum, şahit olun denebilir. Dolayısıyla tövbenin daha güçlü olması için bazen şahit tutmamız da gerekebilir. Ey insanlar, siz beni düne kadar şöyle şöyle biliyordunuz. Allah'a yemin olsun ki bundan sonra ben bir daha o kötülüklere, günahlara dönmeyeceğim. Sizin karşınızda da şahit tutarak Allah'a söz veriyorum demek toplumun baskısıyla, kontrolüyle, otokontrol sistemiyle o insana fayda verebilir. Bunu da hoş karşılamak lazım ama İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ve lâ ted'û ma'allâhi ilâhen âhar. Bir başka aracıya gerek yok. Yalnız Allah'a ibadet eder. Yalnız ondan yardım dileriz. Ben tövbemi Allah'a yaparım. Riyadan, her türlü gösterişten de korkuyorsam hiç kimsenin olmadığı yerde gözyaşıyla seccademi ıslatacak şekilde gece yarısı kimsenin duymayacağı şekilde belki evladımız, eşimiz bile duymayacak, fark etmeyecek şekilde tövbemi Allah'a yaparım. Bunu da kimse kınayamaz. Allah bilsin. Allah bilsin. Ama insanları şahit tutmak da caizdir, uygundur. Dolayısıyla bugün Seyyidül İstiğfar'la başlayalım. Estağfirullah başlayalım. İnşallah bir tövbe duasıyla. İnşallah. Sonra da duamıza geçelim. Tövbe dualarının içerisinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği en güzel dualardan biri yine Buhari'nin sahihinde var. Kitab-ı Davat'ta Seyyidül İstiğfar duasıdır. Çok güzel bir manası var. Onu paylaşmak istiyorum. Hem İnşallah. Tövbemiz olsun Amin. Hem de inşallah öğrenmiş olalım. Bu duayı sıkça yapalım. Arapça telaffuz gerekiyor mu? Peygamberin öğrettiği şekilde lafızlar daha güzeldir. Bunlar Resulullah Efendimizin ağzından, hele ayetlerden dualar olursa çok daha makbule geçer. Ama duanın dili ihlastır. İhlasla yaptıktan, samimiyetle yaptıktan sonra her dua Allah katında inşallah kabul görür. İnşallah. Estağfirullah. 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 El-Azim. El-Kerim. El-Rahim. El-Lezî lâ ilâhe illâ hû. El-Hayyel-Kayyûme ve etûbü ileyh. Ve es'elhü't-tevbete. Vel-mağfirete. Vel-hidayete lena. İnnehu huve't-tevvâbur-rahîm. Tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala
vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'at. E'ûzu bike min şerri ma sana'at. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ent. Ya Rabbi, sensin bizim Rabbimiz. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık. Ellerimizi sana açtık, yüzümüzü sana döndürdük. Kapına geldik, bizi kulluğuna kabul eyle Allah'ım. Amin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bi'adedi külli istiğfarin istağfirahul müstağfirun. Bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla Allah'ım. Ya Rabbi, senden tövbe edip dileyenlerin, isteyenlerin tövbesi kadar tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul eyle Allah'ım. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bi'adedi külli tesbihin sebbahahul müsebbihun. Allah'ım, seni tenzih ederiz, seni tesbih ederiz, seni tesbih ederiz, seni tesbih eden kemal sıfatlarla tavsif edip noksan sıfatlardan tenzih edenlerin tesbihatı sayısınca seni tesbih ederiz Allah'ım. Kabul eyle ya Rab. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd olsun Allah'ım. Bi adedi külli tahmidin hamidehul hamidun. Sana hamd edenlerin hamdleri sayısınca sana hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle Allah'ım. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bi adedi külli tekbirin kebberahul mükebbirun. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Seni tekbir edenlerin tekbirleri sayısınca tekbir ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bi adedi külli tehlilin hellelehul mühellilun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid ve tehlil edenlerin tevhidleri sayısınca seni tevhid ediyoruz. Tevhidimizi kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah, Allah, Allah. Bi'adedi külli zikrin zekerahu zâkirûn ve gafele an zikrihil gâfilûn. Allah, Allah, Allah diyoruz. Seni zikredenlerin zikirleri sayısınca, senden gafil olanların gafletleri, nefesleri sayısınca Allah diyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, tevbemizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, sahurumuzu bereketli eyle. Amin. Ya Rabbi, duamızı kabul eyle. Amin. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün Yunus Aleyhisselam'ın tevbesinden, hayatından bahsettik. Allah'ın tevbeleri kabul ettiğinden bahsettik. Tövbe duamızı yaptık. Şimdi de sahur duamızı inşallah hep birlikte yapalım. Rabbim kabul eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Allah, iftah lena hayral bab. Ya men necceyte Musa fit tabut ve hafizte Yunus'e fi batnil hut. Ya men necceyte Musa fit tabut ve hafizte Yunus'e fi batnil hut. Ey Musa Aleyhisselam'ı sandıkadan, sandık içerisinde koruyan Rabbim çocukken. Ya Rabbi, sen bizi koru muhafaza eyle Allah'ım. Amin.
Ey balığın karnında Yunus peygamberi koruyan Rabbim, sen de bizi her türlü tehlikelerden koru Allah'ım. Nes'elüke Allahümme en tağfir alena ecmain. Bizi toptan bağışla Allah'ım. Allahümme afir lena ecmain. Bize toptan mağfirin zümresine ilhak eyle Allah'ım. Allahümme aslih lena dünyana elleti fina maşuna ve aslih lena ahiretena elleti ileyha maaduna verzukna firdevsel a'la minel cenneti bi civari habibina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inna nes'elükel hayra küllehu acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma la ne'lem. Ve na'uzu bike mineşşerri küllihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma la ne'lem. Ya Rabbi, senden her türlü hayrın acil ve acil olanları istiyoruz. Bilip bilmediğimiz hayırlara bizi ulaştır Allah'ım. Amin. Her türlü şerden ve kötülükten, acil ve acil olanlarından sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, bilip bilmediğimiz her türlü kötülüklerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allahümme atık rikabena minennar. Allahümme atık rikabena minennar. Allahümme atık rikabena minennar. Ve cealna min utakaik. Ya Rabbi, boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Vücutlarımıza cehennem ateşi değdirtme ya Rabbi. Verham validina ve li cemiyil müslimine vel müslimat. Allahümme irhamna ümmete Muhammedin rahmeten amme. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten amme. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten amme. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, biz nefislerimize zulmettik. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan, merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz Allah'ım. Rabbena inni euzubike min eseleke ma leselehu bihi ilmun. Ya Rabbi, bilmediğimizin peşine bizi düşürtme. Şeytana, nefse uydurtma. Günahlara daldırtma. Bizi sırat-ı müstakim üzere sabit kadem eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin aşkını, muhabbetini, onun güzel ahlakını bizlere lütfeyle. Amin. Korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Amin. Her şeye kadirsin. Her şey senin elinde. Hasta kardeşlerimize acil şifalar ihsan Amin. Eyle Allah'ım. İşlerimizi kolaylaştır. Amin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr ve bihi nestaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.